Değerli seyircilerimiz, Kanal 23 ekranlarına Melisa ile Yaşam Adayrı hoş geldiniz. Bugün nörolojik hastalıkları işleyeceğiz. Bugün bize nörolojik hastalıkları işlerken Medlen Hastanesi hekimlerimizden nöroloji uzmanı uzman doktor Oktay Kapan hocamız eşlik edecek. Neler konuşacağız sizinle? Şunu söyleyeyim öncelikle, şöyle küçük başlıklar halinde en sık görülen nörolojik hastalıklar açacağız bir kere. Koronayı konuşacağız. Koronanın nörolojik hastalıklar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Tamamlayıcı tıpı konuşacağız. Çok yöneldik buna. Ayrıca artık nörolojik hastalıklar üzerinde etkili olan cihazlarımız var. Hatırlarsınız Hakan hocamızla konuştuğumuz zaman da TMS'den bahsetmiştik. Sıkı takipçilerimiz bilirler. Ayrıca Oktay hocamızla beraber Revi Quant. Bu cihazı da konuşacağız, TMS'yi de konuşacağız. Vaktimiz kalırsa sağlıklı beslenme, sağlıklı besinler ve sağlıklı suları da konuşacağız. Sizin de sorularınız varsa, bu konular dışında da nörolojik hastalıklarınız varsa onlarla ilgili sorularınızı bekliyoruz. 0506-094-67-20 hattımızı kullanıp yollayabilirsiniz. Oktay hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlarımız olsun. O renkli kişiliğinizde böyle keyifli, renkli bir program olacağına eminim Oktay hocam. İnşallah. İnşallah ben de ödüm. Oktay hocam, güzel bir programla aslında seyircilerimizin karşısındayız. Biraz böyle müjdeler vereceğiz gibi değil mi? Böyle yeni cihazlarımızı özellikle tanıtmak istiyorum. Çünkü nörolojik hastalıklar deyince aklıma nedense ilk gelen migren, böyle geçmeyen, tutan, değil mi? Halk arasında çok yaygın olan, bizim bildiğimiz bunlar. Böyle hem müjdelerimizi vereceğiz hem de bu saydığım başlıkları, bunları genişletip konuşacağız Oktay hocam. Güzel bir program seyircilerimizi bekliyor. Sorularınızı da bekliyoruz değerli seyirciler. Şimdi ben nöroloji deyince aklıma ilk migren geliyor. Evet. Ama diğer nörolojik rahatsızlıkları da sizden alalım. Evet, nöroloji deyince evet herkesin aklına migren, baş ağrılar gelir. Baş ağrıları başımızın belası. Hiç kimse yoktur ki hayatında en az bir defa olsun bir baş ağrısı çekmemiş değil olsun mi? Veya vücudun herhangi bir yerinde bir ağrı çekmemiş olsun. Bunun dışında nöroloji olarak ilgilendiğimiz konular felçler. Bu işte beyin damar tıkanması veya beyin kanaması sonucu oluşan vücudun tutmaması, yürüme bozukluğu, konuşma bozukluğu, algı hafıza bozukluğu ile giden felçler. Bunun dışında yine nörolojide çok yoran hastalıklar arasında Parkinson dediğimiz titreme ile kendini gösteren, yine yürüyüş bozukluğu ve duruş bozukluğu ile kendini gösteren Parkinsonlar. Yine algı, zihin, kavrama bozukluğuyla kendini gösteren demans veya işte herkesin Alzheimer olarak tabirlediği bunama demans hastalığı, epilepsiler, işte bayılmayla, kasılmayla giden, hayat kalitesini etkileyen rahatsızlıklar, epilepsi, SARA. Bunun dışında MS dediğimiz multiple skleroz. Yine herkesine, kişiden kişiye farklı olan ama bazı kişilerde kişilerin hayatını karartan multiple skleroz hastalığı yine bu grupta yer almakta. Hareket bozuklukları, işte bu yürüme bozukluğu, titremeler falan, bu Parkinson dışı titremeler falan, bunlara dahil olmak üzere. Bunun dışında baş dönmeleri, bu dönem inanılmaz fazla mevsim geçişlerinde veya stres sıkıntı olduğu dönemlerde veya bir takım vitamin eksikliklerinde görülen deprem olur gibi, depremden sonra bizim şehrimizde arttı işte ve halen bir türlü sonlanmadı baş dönmeleri. Ve en çok gördüğümüz hastalıklar baş ağrıları. İşte migrende o hastalıklardan biri. Baş ağrıları, işte gerilim baş ağrısı, küme baş ağrısı, işte sinüste bağlı baş ağrı, hipnik ağrılar gibi bir sürü sayabiliriz. İşte bunların içinde büyük bir yer kaplayan ve ikinci sırada olan, şehrimizde de çok sık görülen, bayanları daha çok etkileyen migrenler başımızın belası. Oktay'cığım, şimdi sizi dinliyorum ama aklıma nedense böyle skala olarak en çok kadınlar geldi. Yani sanki nörolojik hastalıkların büyük çoğunluğu kadınlarda daha fazla görülüyormuş gibi. Mesela işte kanser hastalığı, kalp rahatsızlıkları, bunları sanki erkeklerde daha çok görüyormuşuz gibi ama nörolojik rahatsızlıklar daha kadınların hastalıklarıymış gibi. Doğru mu? Çok doğru. İşte baş ağrısı, migren aslında bayanların bile, işte orta yaş, genç yaş bayanların hastalığı. Hep bunu derim ben hastalarıma. Migren veya baş ağrısının türleri bayanlarda çok sık görülür. Erkekte nadir görülür ama erkekte görünce çok dirençli olur. Mesela ben erkek migren hastasını hep söylemiştim, istemiyorum. Çünkü bizi çok zorluyor, çok dirençli oluyor. Bayanlarda çok sık niye acaba görülüyor? İşte bunu irdelemek lazım. Belki hormonal olabilir. Takıntı, büyütme, abartma gibi bulgular olabilir. Kadınlar hocam biraz daha geçmişle yaşıyor. Mesela çok geçmişle Oktay hocam yaşıyor. Bana geçmişte şunları yapmıştı, evet, bunları yapmıştı. Evet, onları evet, aslında evet. Bir türlü kapatamıyoruz hocam hesaplarımızı sanırım. Bir türlü unutamıyoruz. Hiç de unutmuyoruz. Unutmak da istemiyoruz. Mesela şey, 70 yaşında insanların halen o 30 yaşlı yılları tartıştığı, 30 yaşında
işte evli bir kadının işte o evliliğin ilk yıllarındaki başına gelen işte sıkıntı, stres verici, üzücü olayları halen yaşıyor işte. Bana yıllar önce aslında eşi değişmiştir, yapısı değişmiştir, tavrı değişmiştir ve eşi yoktur artık ama halen işte bana şunu yapmıştı, bunu yapmıştı, şöyle demişti. Unutmayız hayat nedense. İşte unutmayınca da hayat çok sık karşımıza gelir böyle başarısız olarak bayanlarda. Doğru dediniz, çok doğru. Aynen. Ben de bıraktığı intiba böyleydi hocam. Çok doğru ama. Çok doğru. Aynen öyle. Umarım hesaplarımızı kapatırız. Şu geçmiş defterlerini bir kapatalım. Hayata güzel bakalım ki her şey güzel olsun değil mi? Aslında her şey psikolojik hocam. Hayata bir defa geliyoruz. Geçmişe yaşarsak geleceği göremeyiz. Önümüze bakmak lazım. Anı yaşamak lazım. Ve bir sonraki dönemi organize olmak lazım. Geçmişte kalırsak işte olmuyor. Hep mutsuz, stresli, sıkıntılı, üzüntülü oluyoruz. Hayatında bir şey anlamıyoruz işte. Yani hayatımız kabusa dönüyor. Evet. Oktay hocam, şey dediniz biraz önce cümle arasında, Elazığ'daki depremden sonra baş dönmeleri mi dediniz? Onu evet, birazcık açalım mı merak ettim ben. Baş dönmelerimiz vertigoyla acaba kulak taşlarımız mı oynadı diye düşünürdük ama. Vertigo tabii, tıptaki adı vertigo, baş dönmesi evet, genel bir isimdir. Tabii o bir üst başlıktır, altında bir sürü alt başlıkları mevcuttur. Vertigo evet, kabaca baş dönmesi. Ama şey, depremden sonra inanılmaz baş dönmesi, hastalarımız çok arttı. Çünkü şey, o depremi yaşayanlar, o depremi unutmayanlar normal bir yürüyüş ortamında bile veya normal bir oturdukları ortamında bile veya bir kanepe otururken kanepe salandı, duvar gitti, lamba gitti gibi olmayan şeyi tekrar yaşıyor olabilirler. İşte o depremin bıraktığı ize maalesef baş dönmesi karşımıza çıkabiliyor. Bir de bu şey dönemleri, vertigoların birçok sebebi var. İşte hep aynı şey gelecek, stresler, sıkıntılar, birikimler, takıntılar sonucu da vertigo görülebilmekte. Yine bunun için bizim beynimiz için ve sinir sistemimiz için kıymetli olan vitaminlerimiz var. Bu vitaminlerin düştüğü de baş dönmesi olarak karşımıza çıkmakta. Diğer bir yöntem de dediğiniz, diğer bir şey de dediğiniz kulak taşlarının evet. Kulakta minimal kristaller var. Kulak taşları deriz. Taş değil ama kristal, onda öyle deriz. Bir sıvı içindedirler. Hakikaten onların böyle yerinden milim oynaması bile çok ciddi deprem olur vaziyette bize baş dönmesi de karşımıza getirebiliyor. Oktay hocam, biz halk olarak hastalıkların çoğunu isimlendirdik. Ve çok yaygın kullanılır onlara kulak taşları. Hani evet, kulak evet, kristalleri değil. Veya kulak kristalleri derler. En çok kulak taşları derler. Kulak taşları mı oynamış diye. Bana hep gelir hasta. Hocam kulak kristali mi oynamış acaba falan der. Baba bakalım deriz. Oynamış mı görelim deriz. Evet çok doğru. Aynen. Oktay hocam, siz de böyle belki Elazığ geneli için, özel için konuşursak eğer. En çok hasta gruplarınız hangi hastalıklardan şikayetçiler ve hangi hastalıklardan geliyorlar? Bizde en sık görülen baş ağrısı. Benim yaptığım poliklinik dönemden tabii genel olarak baktığımızda en sık baş ağrısı. İşte benim yaptığım polikliniklerin %50, %60'ı baş ağrısı olarak gelir. Mevsimine göre de işte deprem sonrası artmak üzere veya mevsim geçişlerinde arttığı zaman da şey olur, baş dönmeleri olur. Ama en çok baş ağrısı gelir. Baş ağrısı içinde de normalde kitaplar veya yayınlar veya araştırmalar gerilim baş ağrısının daha önde olduğunu söyler, daha çok görüldüğünü söyler. Ama biz Elazığ'da migreni daha çok sık görmekteyiz. İnanılmaz migren potansiyelimiz var, inanılmaz migren hastamız var. Ve yaşı hiç önemli mi? 5 yaşında çocukta da migren gördüğüm oluyor, 10 yaşında gördüğüm oluyor. Genç bayanlarımızdan çok sık görüyoruz. Hatta yaşlı 70, 80, 90 yaşında teyzelerde ben migren hastası olarak gördüğüm oluyor. Hocam, migren başımızın belası. Evet. Oktay hocam, belirli bir yaştan sonra hani normal olabilir de ama 5 yaşındaki çocukta çok, migrenin görülmesi çok enteresan. Çok evet, çok gördüm. Neden? Genetik bir geçişi var. Anne migrense, baba da migrense veya annenin bir önceki mirasçılarında miras aldığı kişilerde migren falan varsa çok da görme ihtimali çok yüksek ve çocukta işte bu okul dönemleri, okulda sevmiyorsa, okulda ilgili sıkıntılar yaşıyorsa ve ev içinde sıkıntılar yaşıyorsa migren olarak karşımıza çok çıkabiliyor. Çok hastam var bile, çocuk hasta migren olarak karşımıza gelen. Oktay hocam, şimdi siz bana şu rahatlığı verdiniz. Bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Dediğiniz için ben şu soruyu soracağım. Şimdi benim de aslında yapmış olduğum bir yanlıştır diye düşünüyorum ve birçoğumuzun. Özellikle böyle küçük ağrılarımızda bile hemen ağrı kesicilere sarılıyoruz. Ve birçok insan şunu söyler, işte zamanda çok ağrı kesici tükettiğim için şu anda ağrı kesici birkaç tane attığım halde kesmiyor ağrılarımızı. Evet. Bunlar da böyle migrene giden yolda etkili olabilir mi veya inatçı baş ağrılarına sebep olur mu? Harikasınız. İşte böyle çok hasta gelir başımıza, karşımıza. Hocam işte günde 3 tane ağrı kesici alırım, işte bir hafta bir paket ağrı kesici bitiririm. Ama bir türlü iyileşmez çünkü artık o ağrı kesicileri dirençli baş ağrısına dönmüş oluyor. Hakikaten o artık migreni de aşmış oluyor. Ağrı kesici dirençli baş ağrısı oluyor. Ağrı kesici dirençli baş ağrısını tedavi etmek migreni tedavi etmekten daha zordur. Dediğiniz çok doğru. Bir de bırakın ağrı kesici, sonuçta ilaç, kimyasal madde vücuda veriyoruz. Onun
karaciğerde elimine oluyor, böbrekten atılıyor. Dolayısıyla tamam mı? O geçtiği organlarda mide, bağırsak, karaciğer ve böbrek organında da çok ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. Ağrı kesicilere bağlı böbrek yetmezliğinden bir sürü insan var ki hayatı boyunca işte yaklaşık 1 kilogram kadar ağrı kesici kullanan, toplamda kullanan insanların çok ciddi böbrek yetmezliğine girdiğini biliyoruz tabii ki. Oktay Hocam, sizin başınızda insansınız, mutlaka ağrıyordur. Evet. Ne yapıyorsunuz Oktay Hocam siz? Çok iyi. Ben hep şunu derim, muhakkak hastalarıma derim ki önce bir veya iki bardak su için. Çok önemli. Suyun bile ağrı kesici özelliği var. Ben suya ilaç, bak suya derim ki şifa kaynağı derim. Hastalarıma derim. Su ilaçtır derim. Suya önem verin derim. Su, doğru su, onun sonra zaman kararsa bahsederiz. Doğru su hangi sudur onu da konuşuruz. Hep su için derim. İki bardak su içtikten sonra ağrınız geçmiyorsa, azalmıyorsa sonra başka yöntemlere başvurun. Ama önce bir iki bardak su için öyle derim. Ve sabah kalkınca muhakkak herkesin iki bardak su içmesini istiyorum açık karnına. Değil mi? Tabii. Aslında şey derler ya hocam, aslında vücut mesela farklı, eğer yeterince su içilmemişse vücut farklı yerlerdeki suları kullanıyor. Bu da farklı hastalıklar olarak geldiği söyleniyor. Evet, çok iyi. Hemen ondan bahsedeyim. Su çok kıymetli. Ben hep hastalarıma işte sorarım, kaç kilosun? İşte bu kadarım. Ben bunun karşısında bu kadar su içmen gerekiyor günlük ve güne 24 saate yayarak veya işte veya 16 saate yayarak su içmelerini isterim. Eğer ki su içmezse zamanında, genç yaşta, bizim yaşlarımızda dahil su içmezse ne olur ileride? Diz kapak ağrıları olur. Bir sürü bayanın değil mi? Diz, evet, kapağında ağrı var. Kilolara bağlarız ama hocam onu. Diz kapak, kilolar arttırır, proke eder. Ama diz kapak ağrılarında susuzluktur. Birçok insan artık demans oldu, Alzheimer oldu, unutkanlık oldu. Yakın zamana hatırlamıyor. Ne yaptı, ne ettiğini bilmeyebiliyor. O şeye bağlı, işte su içmeye bağlı, bu da olabilir. Bunun için çok su içmek lazım. Bizim insanlarımız çok su içmiyor. Niye içmiyor? Bu çok açık ve net. Çay hocam. En çok çay. İnanın ki çay. Çay ama su yerine geçmiyor, onu söyleyeyim. Normal su içmek lazım. Bir de içtiğiniz normal suyun, içtiğiniz çayın iki katı kadar da su içmek lazım. Su artı çay içiyorsanız o çayın iki katı kadar su içmek lazım. Çünkü çay diüretiktir. Ne demek yani? Vücuttaki suyu atan bir maddedir. Dolayısıyla tamam mı? Çay su atı arasında. Su yerine geçmiyor. Meyve suyu geçer. Ayran geçer. Aklıma gelen şu an bunlar. Bunlar geçer ama çay geçmez. Kahve geçmez. Bunlar kuvvetli diüretiktir. Vücuttaki suyu atar. Eğer su içiyorsanız bile, tam içtiğinizi düşünüyorsanız bile içtiğiniz çayın, kahvenin iki katı kadar ekstra su içeceksiniz. Evet, işte su bu kadar çok önemli kıymetli, ve çok maalesef kıymetli. Özellikle kış aylarında hocam çok unutuyoruz su içmeyi. İşte unutuyoruz yani. Niye içmiyoruz biliyor musunuz? Unutmaktan ziyade bizim insanlar niye içmiyor? Tuvalete gitmemek için içmiyor. Doğrusu bu. Çünkü geliyor teyze veya amca, işte tuvalete gitmek istemiyor veya dışarı çıkan biri de işte dışarıda işi varsa çarşıda, sokakta, dışarı tuvaleti kullanmak istemiyor. O yüzden su içmiyor. Su içmiyor ki idrara çıkmasın. Mantığımız bu. Veya işte namaz kılıyorsa abdesti bozulmasın diye, abdesti uzun süre kalsın diye su içmiyor ki şeye gitmesin, tuvalete gitmesin. Su bu yüzden içmiyoruz. Ve inanın inanılmaz fazla bu demanslar ve diz ağrıları. İnanılmaz fazla. Ve ben bunun çoğunu buna bağlıyorum. Yıllar yılı işte genç yaştan itibaren su içmemek ve yıllar sonra kalan o diz ağrıları bize miras olarak kalıyor. Demans, evet, bize miras olarak kalıyor. Hemen hepimizin rahatlıkla ulaşacağı sular elimizin altında. Elimizin altında. Hep de mesela derim, sizin evde su akmıyor mu derim amcaya teyzeye. Su yok mu sizin evde? Su akmıyor mu? Niye içmiyorsunuz? Mesela diyor hocam biz çok su içiyoruz. Niye içiyor? İşte ilaçtan ilaca su içiyorlar. İlaçlar var. İlaçlar işte bir bardak su içiyorlarmış. Mesela bunu bile çok gören insanlar var. Ama en büyük sebep dediğim gibi işte idrara çıkmamak için. O da maalesef cildi İşte şey yapıyor, hasarlandırıyor, böbrek fonksiyonları bozuyor, kan dolaşımı azaltıyor. Bir de mesela hani pıhtı attırabiliyor. Kan katı, koyu olduğu zaman hayati organlara, beyin gibi, beyni atınca felç dediğimiz olaylar oluyor. Kalbe atınca kalp krizi geçiriyor. Akciğere atıyor, akciğer embolisi diyoruz. Böbreğe atıyor, böbrek yetmezliği diyoruz. Bunlar sebep olabiliyor. Evet, ne yapıyoruz? Suyumuzu içiyoruz. Günde en az 2 litre değil mi? Yok, kiloya göre. İkide az. Mesela ben 60 kiloyum. 60 kilo. Sizin 2,5 litre içmenizde 2,5 litre en az. 2,5 litre artı içtiğiniz çay, kahve çarpı 2 de eklemeniz lazım. Bir bardak çay içtiniz, 2 bardak su ekleyeceksiniz o 2 litre, 2,5 litreye. Eyvah. Evet, öyle. Aynen. Evet, yapmamız gerekiyor. Hocam şöyle seyircilerimizi çok bekletmemek adına bir iki mesaj okuyayım. Uykusuzluk için melatonin ilacı almamız sizce iyi mi hocam? Ne, evet, önerirsiniz demiş. Selamlar. Melatonin ilacı çok 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 iyi bir ilaç. Ben de zaman zaman hastalarıma yazarım. Bizim mesela Avrupa ülkelerinde çok yazılıyor, çok alınıyor. Bizde ilaçları biz bedavaya almaya veya devlet
rutin ödemesi kapsamında almaya alıştığımız için çok alamıyoruz ama ben bir takım hastalarıma yazarım. Hiçbir yan etkisi olmayan, uyku kalitesini arttıran, güzel uyku çektiren ve ertesi günü çok harekete geçiren bir madde diyelim, melatonin. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok kıymetli ve 3 gram alması gerekiyor her akşam. Ve her akşam evet. 3 gram. Evet. Çok kıymetli o, çok değerli o. Bir diğer seyircimiz de demiş ki ben Ayşegül Uçur Demir, hocamın teşhisleri, tedavisi 10 numara, başarılarının devamını diliyorum. Benim de baş dönmem için kesin tedavime, hocama gideceğim demiş. Migren tedavimde de hocamdan sonuç aldım demiş. Geçmiş olsun. Evet. Kim çok, migren çok, çok inatçı değil mi? Migren başımızın belası. Hormonal işte şey gören, adet gören bayanlara daha çok sık görülüyor. Özellikle hormonal, menstrual migrendiriz biz. İşte hormonal kökenli, bir de işte sıkıntı, takıntılar maalesef migrenimizi arttırıyor, migreni ortaya çıkarabiliyor. Evet. Bir seyircimiz de şöyle demiş hocam, bir ilacın adını vermiş, o yüzden size vereceğim tableti ama okumuş olayım seyircilerimizle de. Merhabalar, iyi yayınlar. Sayın Oktay hocamıza Mines Gravis hastası, ben yanlış telaffuz etmiştim. Niye Gravis hastası? Evet. Olarak bir soru soracaktım. Önerebileceği bitkisel olarak neler önerebilir? Ağrılarım olunca şu ilacın adını da yazmış, ben ekranda söyleyemiyorum Oktay hocam. Anladım. Kullanabilir şimdi, miyim? Evet, demiş. Anladım. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun kendisine. Ben aynı zamanda fitoterapi uzmanlığı da yapmaktayım. Fitoterapi bilgisayar tıp uzmanlığı anlamına geliyor. Tamamlayıcı tıpın içinde bir bölüm. Geniş geniş işleyeceğiz seyircilerimiz için. Evet. Şimdi şöyle, fitoterapik ilaçlar çok kıymetli ama bizim ülkemizde biraz sıkıntıdayız. Bunu hep zaman zaman bahsediyorum, hastalarıma da bahsediyorum. Çok sağlam, doğru, bitkisel kaynak buluyorsa elbette kullanacaklar. Ama bitkisel ilaçlar bizim ülkemizde Tarım Bakanlığı onaylı olduğundan dolayı ve onlar ilaç olarak değil de gıda olarak, tavsiyeci gıda olarak geçtiğinden dolayı denetimleri ilk üretildiği bir defaya mahsus denetimler yapılıyor. Bir daha dönemlerde denetim falan yapılmıyor. Sonra o ilaç içindeki gerçek madde çıkıp yerine başka bir madde girebiliyor ve hiçbir şey boş olabiliyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Ama Sağlık Bakanlığı onaylı bir fitoterapi ilacıysa kesinlikle etkidir, kesinlikle doğrudur. Çünkü her dönemi, her partisi denetim altındadır. Bir de Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da fitoterapik ilaçlar biraz daha sağlam oluyor, daha güvenilir oluyor. Onu söyleyeyim. Bahsettiği şeyi evet biliyorum. Çok yaygın, çok sık kullanılıyor. Türkiye'ye hassa biraz sıkıntı. Bahsettiği ilaç mı hocam? Evet, onun için söylüyorum. O ve benzerleri için söylüyorum. Eğer yurt dışında, hakikaten yurt dışı Avrupa ülkeleri için üretilmişse sınırsız kullanabilir, sıkıntı yok. Ama Türkiye için üretilmişse maalesef böyle bir oyun var burada. Türkiye için üretilen şeylerde içinden şey kaçıyor, ham madde kaçağı olabiliyor. Dikkatli olmak lazım. Basitçe kullanabilir kendisi. Tavsiye ederim, kullanabilir. Yani şeyse ama üstte yazanla İçi aynıysa. Selamlar ve geçmişler olsun tekrar. Oktay'cığım birazcık da koronadan bahsedelim mi? Şu anda sanki böyle hasta sayısı azmış gibi. Değil mi? Çok kırıldı gibi. Artık pek duymuyoruz sanki. Şu anda mevzu nedir hocam? İnanılmaz azaldı. Çok şükür. İnanılmaz azaldı. Elazığ'da bir %70-80 azaldığını görüyoruz. İnanılmaz azaldı. İnşallah daha da çok azalacak ve inşallah belki bahar gibi bitecek, inşallah öyle diyeyim. Herkesin umudu, düşüncesi, ümidi o yönde. Bir de şey başladık, korona ile ilgili aşılara başladık. Bizler olduk mesela sağlık çalışanları olarak. Tüm Türkiye'de 1 milyon civarı bir sağlık çalışanına şey yapıldı, korona yapıldı. Çok ciddi korona azaldı, onu söyleyebilirim. Gerek Elazığ'da gerek Türkiye'de hem ölümler azaldı hem çok ciddi korona hastaları azaldı. Evet. Hocam aşıları da birazcık değinelim mi? Sizler aşı oldunuz. Çünkü aşıyla ilgili ben evet. Her hekimi konuk aldığımda hocam konuşuyoruz aşıyı. Hepsi tavsiye ediyorlar ama hala daha muhalif görüşler var. Ben aşı olmak istemiyorum diyenler ben var. Ben de bildiklerimi söylüyorum. Bu söyleyeceğim bilgiler beni bağlar. Kimseyi bağlamaz. Ben bildiklerimi söyleyeyim. Şöyle Türkiye'de, pardon, dünyada şu an 5 tane öne çıkan aşı var. Bunlardan biri işte Çin aşısı. Bizim ülkemizde de yapıyoruz. Çin aşısı geleneksel yöntemlerle hazırlanan bir aşı. Yani ne anlama geliyor? Bizim eskiden olduğumuz veya şu an çoklarımızın olduğu aşılarının aynı yöntemle aşılanıyor. İnaktif ölü aşı, aynı zamanda onu söyleyebilirim. Diğerleri RNA aşısı. Dolayısıyla Çin aşısıyla ilgili eğer kişinin geçmişte aşıyla ilgili bir alerjisi olmamışsa veya yumurta alerjisi olmamışsa yaptırabilir, sakınca yok. Yumurta alerjisi. Yumurta alerjisi yoksa yaptırabilir, sakınca yok. Ama diğer 4 aşı ile ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Çin aşısı dahil 5 aşı içinde tüm dünyada şey yok. İleri yaş 75 yaş üstü şey yok. Çok çalışma yok.
Onu söyleyeyim. Şu an mesela başladık ya hani 90 yaşta 85 yaş üstüne başladık ya. Onunla ilgili çok çalışma yok. Hatta belki bir Avrupa ülkesinde bayağı bir ölüm de vardı. Bir aşı balık duydunuz bilmiyorum. Norveç'te vardı. Norveç'te çok. Evet aynen çok ciddi ölümler vardı. Orada işte ya, sağlam şey yok. Çalışma yapılmadığı için şüpheler var. Bizim ama Çin aşısı biraz daha sanki daha iyi gibi duruyor. Benim fikrim. Herkesin fikrine saygılıyım. Bizim hekimler arasında konuştuğumuzda evet hekimlerin dahil olmak üzere vatandaşlar bir sürü kaygıları, endişeleri var ya. Hekimleri de var. Daha çok var o. Sağlık çalışanı daha çok var. Aşı olmak istemeyen, aşı olmayan çok ciddi bir grup var. Aşıya karşı çıkan çok ciddi bir grup var. Onlara kendisi haklılar belki söylemlerinde. Ama bu ortamda bu kadar ölüm verdiğimiz bu ortamda, bu kadar can yakılan bir ortamda, bu kadar bizi etkileyen her türlü açıdan şey ekonomik açıdan etkileyen bir ortamda aşı olmanın olması gerektiğine inanıyorum ben. Aşı olmak gerekiyor. Oktay Hocam aşıyı hamilelere ve emziren anneler için, onlar için uygun değil değil mi aşı? Şu an uygun değil. Evet o bilinen uygun değil ama onun dışındaki herkese yapılıyor. Aşında bir takım şeyleri var. Bir sürü yan etkisi var. Çin aşısına çıkıyorum. Evet çok çıkmaya başladı bu ara. Mesela ben etrafımda görüyorum bir sürü aşıya bağlı yan etkiler çıkıyor. Hatta böyle şey gibi hafif bile koronavari şikayetler çıkıyor. Mesela benim yaptığım etrafımda diyeyim gördüğüm insanlara çok ciddi sırt ağrıları, omuz ağrıları, bel ağrıları, karın ağrıları, halsizlik, kırgınlık, yorgunluk, bitkinlik gibi şey ortaya çıkmaya başladı. Biz hatta bunu dedik ki bir 4-5 güne geçer diye düşündük. Ama mesela bir haftadır geçmeyen şeylerimiz var. Yan etki olanlar var ama ne olursa olsun hani artı eksi hesabı kar zarar gibi düşünmek lazım. Sanki yapmak gerektiğine inanıyorum. Grip aşısı gibi yapmak gerektiğine inanıyorum ben. Evet. Değerli seyircilerim sorularımız var. Oktay Hocamızla beraber birazcık konularımızı işleyelim. Ben sorularımı mutlaka Oktay Hoca'ya ileteceğim. Gönlünüz rahat olsun. Bu koronavirüsün nörolojik rahatsızlıklar üzerindeki etkisini konuşalım mı hocam? Konuşalım. Buna ekleyeceğimiz bir şey var mı? Konuşalım. Çok ciddi şey, çok ciddi başımıza geliyor. Bu ara son birkaç yıldır işte koronavirüs ve nörolojiyle uğraşmaya başladık. Koronavirüs geçiren kişilerin normal olan nörolojik kişi problemi olan hastaların genç, yaşlı hiç fark etmez. Yaş grubu önemli değil, cinsiyet önemli değil. Çok ciddi algı problemi. Bir donkluk deriz ya, inanılmaz bir donkluktan gelen insanlar. Baş dönmeleri başladı. Hiç kişilerde hiç baş ağrıları yokken baş ağrıları olmaya başladı. Deprem olur gibi yer kaymaları olmaya başladı. Özellikle algıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Veya kişinin geçmişinde işte bir demansı, bir Parkinson'u varsa bulgana şikayetlerinde artmalar başladı. Yine teyzelerin, amcaların kol, vücut, bacak, diz ağrıları artmaya başladı. Nöropatik ağrılar çok ciddi artmaya başladı. Bu da koronavirüse bağlı. Çok inanılmaz sık karşılaşmaktayız. Hatta nöbet geçiren hastalarımız bile var. Nöbette daha sonra preko olan hastalarımız var. Çok ciddi şey var. Nörolojik bir yan etkisi var. Hocam etrafımda korona olanların birkaç tanesi şey demişti mesela. Belirli bir sürü hafıza kaybı yaşadı. Aynen çok doğru. Ve bu rakam mesela ben bir dönem %30 düşünüyorum ama %50-%60'ı geçti. Yani korona hastalığı geçiren insanın %50-%60'ında çok ciddi nörolojik problemler eşlik etmekte. İşte baş ağrıları, hafıza kaybı, algı problemi, anlayamama. Sana bakıyor ama seni anlamıyor. Böyle bir sürü takip ettiğim hasta var benim şu an. Çok var. Ama çok şükür toparlıyor. Onu soracaktım evet, geçecek mi diye. Çok şükür toparlıyor. Hiç kalıcı şeyimiz olmadı. Yalnız şey demans hastaları biraz daha demansı ağırlaşıyor tabii. O biraz sıkıntı olmaya başlıyor. Veya Parkinson hastalarının bulguları artıyor. Migren hastalığı varsa daha çok proyeko olabiliyor. Ve öyle hastalarım var diyor ki biz hiç hayatımızda baş ağrısı hiç nedir bilmezdik diyor. Koronadan sonra diyor baş ağrısı olmaya başladım diyor. Bu durumlar olabiliyor ama çok şükür çoğu geçiyor. Ay şu illetten inşallah bir an önce kurtulalım i̇nşallah hocam işte ya. Aşıyla inşallah kıracağız. Ona inanıyorum. Veya hani herkes aşı olmasa bile toplumun belli kesimleri o kalabalıklarla uğraşan insanlara çok şey muhatap olan insanlar aşı olsa bile sanki kıracağız gibi geliyor. İnşallah diyelim. Hocam tamamlayıcı tıpa geçelim istiyorum. Evet. Çünkü artık tamamlayıcı tıp da insanlar tarafından çok merak ediliyor ve birçok kişi de yöneldi buna. Evet. Önce bir açalım mı tamamlayıcı tıpı? Açalım. Tamamlayıcı tıp Sağlık Bakanlığı'nın işte bir isimlendirme aslında eskiden alternatif tıp olarak geçen. Evet. Sonra anlaşılıyor ki yanlış tıpın alternatifi olmaz. Tıpa tamam eksik kaldığı yerlere modern tıpın veya klasik tıpın eksik kaldığı yerlere tamamlayıcı tıpa geçmek gerekiyor. Tamamlayıcı tıpın destek almak gerekiyor. Tamamlayıcı tıp Sağlık Bakanlığı son 10-15 yıldır kabul ettiği içinde 10-15 tane branşı barındıran ve sadece hekimlerin yaptığı, başka kimsenin yapmasının engel olunduğu, sadece ve sadece eğitim almış sertifikalı hekimlerin yapabildiği ve yine kurumda veya özel bir yeri açarken bakanlıkların izniyle yer açabilen hekimlerin yaptığı bir uygulama. Burada işte ben en çok mesela ozon yapıyorum.
Hacamat yapıyorum. Fitoterapi işte kısmen yapıyorum. Bunun için müzikle tedavi veririm. Mesela müzikoterapi derler. Ondan sonra fitoterapiden bahsettim. O var. Mezoterapi. Mezoterapi mesela iki türlü yapılır. Ağrı mezoterapisi ya da güzellik mezoterapisi olarak kullanılan bayanların çok sık bildiği. Böyle bu tür branşları barındıran bir bütün. Tamamlayıcı tıbbı ben yıllardır yapıyorum. İlk zamanlar tabii hekimlerin, ben de yıllar önce çok sıcak bakmadım. Şeydi yani tıbbın alternatifi mi olur diye düşündüğüm bir olaydı ama klasik modern nöroloji uzmanı oluyorsunuz. Etrafın insanlara eksik kalıyor. Bir şeyler eksik kaldığını hissediyorsunuz, görüyorsunuz. Hastaya işte kimyasal ilaç başlıyorsunuz. Hasta kullanıyor ama kullandığı zaman iyi. 5-6 ay sonra ilacı kesiyorsunuz. Hasta tekrar eski bulgularını olduğu bir geri dönüyor. 5-6 ay kullandığı ilaçlarda kendine şey kalıyor, vücuduna kar kalıyor, zarar olarak kalıyor. Bunları görünce ben yani bu işin böyle olmayacağını düşünerekten bu tamamlayıcı tıp olayına girdim. Bir de ben ekstra nöroterapi henüz tamamlayıcı tıp kapsamı değil ama o da girecek, o kapsama girecek. Dolayısıyla bu tamamlayıcı tıpa girdiğim ve bir sürü insana 3-4 yıldır yaptığım, birçok insana çok faydalı olduğum uygulamalar. Bunu resmi olarak, hani yasal olarak yapıyoruz ve insanlara çok ciddi faydamız oluyor. Hocam, birçok insan ilacın karşısında durabiliyor. Sonuçta ilacın açılımına baktığınız zaman işte faydası zararından daha fazla olan diye geçiyor, değil mi? Karşılığı evet. Bu aslında. Doğru, evet, doğrusu evet. İlaç, aynen. İlaç kullanmak istemeyenlerin birçoğu tamamlayıcı tıp o yüzden yöneliyor. Ve tamamlayıcı tıptaki handikap olsun hocam aslında merdiven altında evet. Uzmanlar, hekimler tarafından yapılmaması. Evet. Ve birçok insan özellikle hacamat ve sülük tedavisini yapıyorlar. Evet. Özellikle hacamatı birazcık şöyle konuşmak istiyorum. Toplum arasında çok yaygın ve şifasına da inanılıyor ama Oktay Hocam, dediğim gibi bunu özellikle hekim olmayanlar çok fazla yapıyor. Yani bunu, bu hacamat siz şey yaptığınız zaman, mesela uyguladığınız zaman en çok hangi hastalıklar üzerinde etkili? Evet, evet. Bir de şunu konuşalım istiyorum. Hekim yapmadığı takdirde hacamat yaptıran kişilerin başına neler gelebilir? Sonuçta kan çıkıyor. Kan çıkıyor, karama durmayabilir. O sonuçta, sülükte de var, sülükte değil mi? Sülükte de öyle. Çok öyle bana hasta gelmiştir mesela, kanama şey, sülük sonrası, hacama sonrası kanaması durmuyor. Çok ciddi kan kaybı ve sülük uzun süre kaldığında orada iz bırakabiliyor ve izler kalıcı olabiliyor. Veya hacamat kesiyle yapılıyor ya, minik minik kesi atmak lazım veya o kasa paralel kesileri atmak lazım. Tıp dışı biri onu bilmiyorsa, kası enine kesiyorsa, o kas artık fonksiyon dışı kalabiliyor. Çok derin kesi atabiliyor. Mesela bir sürü insana ben tedavi ederken veya bakarken, muayene ederken bir sürü vücudunda bir sürü hacamat şeyi görüyorum, izleri görüyorum. Çok derin ve hiçbir zaman onlar geçmeyecek. Onlar hep orada kalacak, bir sürü iz görüyorum. Ki onlar bizim için bozucu olan. Ne demek bozucu olan? Sırtta dahi olsa vücudun herhangi bir yerinde hastalık yapan alan demek, bölge demek. Çünkü vücudun her yerinde bir şey var, bir refleks alanımız var. Orada yapılan yanlış herhangi bir organda, yansıttığı bir organda çok ciddi hasara, çok ciddi kayba sebep olabiliyor. Dolayısıyla ehil ellerde yapmak lazım, doğru yapmak lazım. O insanın anatomisini, nöro anatomisini çok iyi bilmek gerekiyor. Eğer o anatomiyi çok iyi bilmezseniz, o kası enine keserseniz o kas bir daha yapışmaz, bir de olmaz. Dikine kesmemek lazım, paralel enine kesmek lazım. Düzeltiyorum sözümü. Dikine kesmemek lazım. Dikine kesince işte o da siniri kesebiliyoruz. Sinir bir daha tamir olmuyor kesersek. Veya işte kası kesiyoruz, kas uçları birden uzaklaşıyor ve kas bir de ucu birden yanaşmıyor. Dolayısıyla o da bir akımı engellemiş oluyoruz. Ve dolayısıyla o da bozucu olana sebep olabiliyoruz. İz de ekstrası kalıyor. Dolayısıyla doğru ve ehil kişilerde, doktor olan kişilerde ve anatomi, nöro anatomi iyi bilen kişilerde yapmak gerekiyor. Yoksa zararı karından daha fazla olabiliyor. Oktay Hocam, özellikle hacamatı uyguladığınız zaman hangi hastalıklar üzerinde etkili evet, olduğunu gördünüz? Evet. Bir kere hacamatı bizim insanlarımız bir kere hiçbir hastalık olmasa bile yapabiliyor. Sünnet, geçmişten kalan sünnet bir olay olduğu için herkes der ki mesela ömürde veya yılda bir kere bir hacamat yapalım evet. diye yapan çok kişi var. Hasta değil bunlar. Sonuçta sevap olduğunu düşündüğü için veya vücuttan bir toksik madde atıldığını düşündüğü için yapıyorlar. Bize en çok hangi açıdan geliyor? Stres, sıkıntı, depresyon, baş ağrısı. En çok hacamatı bu yönden istiyor insanlar. Stres, sıkıntı, depresyon, baş ağrısı veya daha az olarak da vücudun herhangi bir yerinde kas veya nöropatik ağrı açısından geliyor. Migrende çok sık yapıyoruz. Migrende tabii hacamat noktaları işte baş bölgesine, boyun bölgesine, sırt bölgesine olmak üzere değişiyor. Ama işte hep aynı şeyi söylüyorum. Orayı bozucu alan, orayı bozmamak lazım. Orayı hani eski haline getirmek lazım, öyle bırakmak lazım. Çok hasta bana gelmiştir, çok izli gelmiştir. Bir de aklına hacama sonrası gelen insanlar oldu bana. Çok ciddi kanaması var. Mesela işte bazı ilaçlar kullanıyorsa... Şeker hastasıysa değil mi? Şeker hastası ama mesela kan sulandırıcı kullanıyorsa kişi.
Buna dikkat etmek lazım. Onu kanını durduramayabilir. Merdiven altında veya evde veya başka yerde yapılan harcama hatta da kan durduramayabilirsiniz. Hastayı sıkına sokabilirsiniz ki öyle şikayet olan, şikayet mevzusu olan bir sürü vaka var biliyorum. Bana da öyle çok hasta geliyor. Bunu ama şey işte yani biz henüz vatandaş bilmiyor hani bu hacamatın aslında tıbbın bir tamamlayıcı dalı olduğunu ve bunu hekimin yapması gerektiğini, hekimlerin daha iyi yapabileceğini, daha doğru yapabileceğini düşünemiyor, bilmiyor veya onlara oraya ulaşım daha kolay olabiliyor. Ki fiyat farkı yok onu söyleyeyim, fiyatlar bizim bazen daha uygun olabiliyor. Daha kolay ulaşabiliyor veya o insanları evine çağırabiliyor, evinde yaptırtabiliyor. Bu yüzden muhtemelen şeye yöneliyor, o diğer taraftan yöneliyor ama onu dikkatli ehilleri de yapmak lazım. Yani hocam şifa bulmaya gittiğimiz yerden ki o da en basit olasılıkla bile şey iz bile tabii, kalmayla tabii, tabii, çıkabiliriz öyle. Allah korusun yani. Bayanlar mesela boynuna diyelim yapıyor. Boynunda iz görünüyor mesela. Hani bir bayan için çok hoş bir görüntü olmayabiliyor. Öyle bir takıntısı varsa çok iyi bir görüntü olmuyor. Onun için dikkatli olmak lazım. İyi kesler, doğru kesler atmak lazım. Hafif kesler atmak lazım. Evet. Hocam şimdi mesajlarımız bayağı bir var. Seyircilerimizi biraz beklettik. Birazcık daha bekletelim. Ben mutlaka sorularınızı okuyacağım ama özellikle şu iki tane cihazımızı daha konuşalım evet. istiyorum. Revicon cihazı. Evet. Bunu konuşalım birazcık hocam. Olur. Özellikle olur. Bu program öncesinde konuştuğumuzda biraz daha eski. TMS'ye evet. yeni demiştiniz. Revicon cihazı 1,5 yıl oldu sanırım. Evet. 1-2 yıla yakın olmuştur. Benim kendimin aldığı yine bir Alman cihazı. Almanlar tıp mühendisliğinde çok iyiler. Çok başarılar. Üretim. Hocam Almanlar her yerde. Teknoloji evet. de çok iyiler. Teknoloji öyleyim. Tıp teknolojisinde çok inanılmaz iyiler. Onların mesela ben bu tamamlayıcı tıpını onlardan öğrendik. Onlar ya bu ozonu da, nöral terapiyi de, işte diğer birçok şeyi onlardan biz öğrendik. Oktayacağım hatta aşılar için bile ben Çin aşısını kullanmayacağım, Alman aşısını kullanacağım evet. diyenler çoktur yani. Evet. Şu an bile mesela onun tartışması var. İşte Almanya'nın ürettiği aşı daha güvenilir diye tartışmalar var mesela. Muhtemelen doğrudur yani bilemiyorum. Belki de doğrudur. Öyledir ama Almanlar tıp mühendisliği konusunda çok iyi ama hekimlerinin hasta bakma konusunda biraz şey... Bizim vatandaşlarımız çok memnun değiller. Bizim burada gurbetçilerimiz var. Bize her yaz inanılmaz Elazığ'a geldiğinde bize hep uğrarlar. Kışında uğrarlar. Ben böyle çok Almanya, Hollanda gibi birçok ülkede hastalarım var. Gelirler. Hep onderler. Yani orada gerçekten branşı olan bir doktora zamanda ulaşamayız. Veya aile sonrası dahi ulaşamayız. Ve ulaştığımızda da çok ayrıntılı bakılmaz diye bizim bu konuda şikayetler var. Ama mühendisliği konusunda adamlar çok çok iyiler. Revicon da öyle bir Alman cihazı. Alman hatta benim hocamın da içinde bulunduğu bir grup tarafından geliştirilen bir cihaz. Revicon'da ne yapıyoruz? Çok basit aslında. Birkaç tane elektrot var. Görsellerimiz var. Var mıydı hocam? Onu getirmedim. TMS'nin getirdim. Tamam. Evet, onu getirmeyi unuttum. Bu benim eksikliğim. Onunla da mesela elektrotlarla kalp atım ritmi üzerinden çünkü üzerinden olan sinir sistemi iletisiyle tüm vücudu analiz ediyoruz. Bizim vücudumuzda milyonlarca kilometre şey var, sinir ağımız var. Mesela bir damarda 3 kat sinir var. Bir damar var ama 3 kat sinir var. En dışta, ortada ve en içte. Mesela bir iğne battığında kan aldığımızda normalde damar dokusu et dokudur. Aslında ağrısızdır, hissizdir ama ağrı olur. Niye? İşte 3 kat sinir hücresiyle kaplı olduğu için orada hemen ağrı iletir. O ağrı oradan kaynaklanır. Bu cihaz da o sinir lifleri boyunca tüm vücudu analiz eden, tüm vücut hakkında bilgi veren, bize rehberlik eden çok ciddi, çok sık kullandığım ve bu konuda birçok hasta faydalı olduğum bir cihaz. Bu cihazda beyin dahil olmak üzere stresi, sıkıntı, beyin yükünü, ondan sonra vücuttaki sıvı miktarını, vücuttaki laboratuvarların dahi bakamadığı mineralleri, vitaminleri gerçek seviyesi, hücre içi düzeyini gösteren. Normalde biz laboratuvarda kanda bakarız. Kan aslında hücre içi bir olay değildir aslında. Hücre dışı. Bazen yalancı pozitif olabilir, yalancı kritik olabilir. Mesela bir hastaya mesela şey veriyoruz, vitamin iğnesi veriyoruz ve de vitamin hub'ı verdiğimiz zaman o kanda dolaşıyor. Bir bakıyorlar kana çok ne yapmışsın senin şeyin çok yüksek diyorlar. Vitaminlerin çok yüksek diyorlar ama öyle değil. Bizim için, vücut için gerçekte lazım olan hücre içi düzeyi. Revicon da işte elementlerin, vitaminlerin hücre içi düzeyini gösteren bir cihaz. Kişinin sinir sisteminde, bağırsak sisteminde veya tek organlarıyla ilgili bir sıkıntı var mı yok mu bunları gösteriyor. Bağırsaklarının durumunu gösteriyor veya kişinin yemesi gerekenleri, yememesi gerekenleri, nelerin dokunduğunu, nelerin faydalı olduğunu, nelerin zararlı olduğunu gösteren veya bu kişiye bir rahatsızlığı var, tedavi yapacaksam tedaviden cevap alıp alamayacağımı dahi. Mesela bakınca o da anlıyorsun evet bu hasta tedavisi çok zor diyorsun. Peki cevap alamayacağız diyorsun veya bakıyorsun yani bu hasta tedavilere cevap verecek. Dolayısıyla yapan tedavilere cevap verecek diye düşündüğümüz şey bir cihaz.
Böyle bir cihaz, çok kıymetli bir cihaz, benim çok sık kullandığım bir cihaz. Özellikle gurbetçilerin çok sık tercih ettiği bir cihaz. Ben bunu sağlık tarama cihazı olarak adlandırmıştım. Aslında adı RevyQuant. Nasıl bir cihaz hocam? Yani böyle çok hani basit bilgisayar, bilgisayar gibi düşünün. Altta çok çok küçük bir şey var, merkez var, ana merkez. Onlar elektrikli vasıtasıyla hiç kapalı olmayan, hastanın oturduk yerde veya uzandığı yerde kullanabildiğiniz bir cihaz. Hiçbir yan etkisi olmayan, manyetik alan oluşturmayan, hastaya ışın, sinyal, kötü sinyal vermeyen bir cihaz. Bu cihaz çok kıymetli. Elazığ'da tek, ilk ve tek. 1,5-2 yıldır ben Elazığ'da bunu kullanmaktayım. Çok yaygın kullandım. Ama Türkiye'de bir 6-7 tane civarında var. Bizim hoca en çok İstanbul'da en çok o kullanır. Kendisinde içinde bulunduğu bir ekip tarafından yapılan, organize edilmiş bir cihaz. Doktor hocam, şimdi normal sağlıklı bir insan benim evet. vücudumda ne var diye evet. de gelip bakabilir, evet. baktırabilir. Bakmak lazım. Ben neyle beslenmeliyim? Ben ne yapmalıyım? Veya zayıflamak istiyorsa, kilo almak istiyorsa ben nelerden faydalanmalıyım diye gelip baktırması gereken bir cihaz hakikaten. Ki Almanya'da öyleymiş. İnsanlar üniversitede, Almanya'da üniversitelerde bulunan bir cihazmış. Gidip kontrol edermişiz. 6 ayda bir, yılda bir işte bu dönem bana hangi yiyecekler iyi geliyor? Hangileri dokunuyor? Hangileri zararlı, hangileri çok faydalı, benim için hangisi faydalı? Mesela orada beynin toksik yükünü gösteriyor, organların toksik yükünü gösteriyor. İşte vücuda biriken bir element, ağır metal dahi varsa onları bile gösterebiliyor. Öyle bir cihaz. Oktay'cığım, valla benim kafama çok yattı. Diyelim ki ben size geldim, benden evet. ne istiyorsunuz? Yani aç mı gelinsin, tok mu gelinsin, günleri var mıdır? Ne şekilde şöyle, olacak? Şöyle, yeter ki hani şey olmasın, o cihaz... Bir hasta tarafından meşgul edilmemiş olsun, hiç sıkıntı yok. Tok istiyorum hastayı ve bol su içerek gelmesini istiyorum. Çünkü su ile sinir sistemimizde çok ciddi iletkenlik yaparız, çok ciddi iletim alırız. Bize daha çok doğru, daha iyi bilgi verir bize. Ne kadar sürüyor işlemi? Şöyle, o biraz uzun sürüyor. Yaklaşık 2 saat kadar sürebiliyor. Uzun sürüyor ama aslında tabii arada zaman yarım saatte bir ve 20 dakikada bir onu biz ayarlıyoruz. Boşluk verebiliyoruz. Hasta sıkışmışsa, ihtiyacı varsa veya dinlemek istiyorsa hastayı dinlendirebiliriz. Tekrar kaldığımız yerden sonra devam edebiliyoruz. Hı. Öyle bir cihaz. O zaman güzel bir müzik eşliğinde hastayı yatırıyorsunuzdur değil mi Oktay hocam? Yani 2 saat boyunca. Müzik de olabilir. Tabii hiç müzik de etmedik ama müzik de olabilir. Ama kitap okuyabilir hasta. Ha, değil mi? Kitap gazete okuyabilir. Onu yaparız. Yalnız yanında telefon, çubuğu, manyetik veya sinyal bozucu hiçbir cihaz madde cihaz bulundurmuyoruz. Böyle çok değerli, çok kıymetli bir cihaz. Benim değil mi, çok kullandım, inanılmaz kullandım bu cihazı. İnanılmaz bana rehberlik yapmıştır. Hasta mesela geliyor, çok zor birazdan. Bize zor hastalara geliyor. Öyle hani özel hastane olduğumuzdan dolayı muhtemelen hasta birçok yeri geziyor ama çözüm bulamıyor artık. Mecburen çıkmış gelmek zorunda oluyor ve artık yani enkaz gibi bir hasta gelince bunları bir şekilde çözmek lazım. Bir şekilde bunları toparlamak lazım. İşte o cihaz bize çok ciddi rehberlik yapıyor. Oktay hocam, fiyat vermeden şimdi evet. onu konuşalım istiyorum. Yani böyle birçok insanın bütçesine uygun bir cihaz mıdır bence bu? Bence uygun. Çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Bence uygun. Yani ama tabii insan her ikisine göre değişebilir ama sonuçta bence çok uygun. Çok yani uygun. Yılda bir defa yaptırılması yeterli midir tabii sizce? Tabii ki yeterli. Tabii ki yeterli. Bu cihaz check-up üstü bir cihaz. Check-up gibi yapıyor. Eskiden check-up cihazı var da biz hep öyle büyüdük. Lan bir check-up cihazı var zannettik. Check-up, hastalar check-up yaparlar ya. Evet. Aha. Peki halen öyle bilen insanlar var mı? Yok, check-up cihazı diye bir cihaz yok. Bu işte bu check-up yapan bir cihaz. Oktay hocam, böyle çok önemli hastalıkları orada gördüğünüz oldu mu? Adını tabii söylemek ki. İstemiyorum. Tabii mesela ki. Kişi evet, kanserdir, aynen. farkında aynen. bile değildir. Onu da söylediğimiz oldu. Ha, bu cihazdan bir de şey, mesela diyelim ki kişi böyle devam ederse eğer, ilerleyen zamanlar dikkat etmezse ilerleyen zamanlar kansere dönebilir. Maling bir olay olabilir veya şu hasta dönebilir diye bize uyarı da veriyor. Dolayısıyla hasta diyorsun ki işte buna dikkat etmezsen bak şu olabilirsin, kötüleşebilirsin diye önceden uyarı da veriyor. O an varsa... İşte bu organla ilgili sıkıntıdan bahsediyor. Onunla ilgili bir daha detaylı araştırma yapmasını tavsiye ediyor. Tepeden tırnağa bütün vücuttaki ne baştan varsa. Baştan ayağa kadar. Evet, aynen. Evet, ya şey de çok hoşuma gitti doktorcığım. Dediniz ya hani siz şunları tükettiğiniz için evet. kilo alıyorsunuz evet. veya işte vücudunuzda şunlar eksik, aynen. şunları tamamlayın. Aynen. Aynen. yani doktor gezeceğimize aslında sadece bu cihazla girmemiz yeterliymiş. Aynen, çok doğru, çok öyle. Mesela bizim toplumumuzda mesela çölyak oranı çok yüksek aslında. Ve birçoğu da bilmez hocam. Ha, onu diyeceğim işte, bilmiyoruz. Bilmiyoruz değil mi? Hasta bilmiyor. Bir de çölyak illa hani çok zayıf olması ve çok ciddi hasta olmasına gerek yok. Duyarlı olanı da gösteriyor. Ben sana şunu aldım bu cihazdan sonra. %50'ye yakın insanlara çölyak benzeri tablo var. Tam çölyak hastası olmasa dahi çölyak gibi olan bir sürü %50 insan var. %50 insana mesela şey iyi çıkmadı. Hamur, gluten içeren hamur ürünlerinin iyi çıkmadığını biliyorum. Dolayısıyla bu insanın dikkat etmesi gerekiyor.
Evet, sadece bu tok gidecek olan hastaların tok olması, tok bol su içmeleri, bol su içerek gelmesini tavsiye ediyoruz. Bir de 2 saati gözden çıkarmaları. Evet, yanlarında bir kitap iki alsınlar değil kitap mi? Kitap alsın, okusunlar, otursunlar. Biraz 2 saati gözden çıkarmak lazım. Bu cihaz için işte yurt dışından çok çok şeyimiz var, hastamız var. Bir de mesela buradan Van'a kadar çok kişi bu cihaz için geldi. Valla Oktay Hocam çok mantıklıymış ya hakikaten. Bizim hocamız mesela İstanbul'da hocamız şey yapar. Her hasta önce bu cihazı alır. Yani değil Samsung mi mantıklı önce hasta olana? Bir cihazı alır. Alır der ki sende bak sende sinir iletin iyi değil. Su tüketimin iyi değil. Veya beyin yükün çok fazla diye oradan başlar. Sonra yapması gerekenler veya sen tedavi cevap verebilirsin. Sen tedavi cevap veremezsin der oradan başlar. Sonra ayrıntı muayene gelir. Bizim hoca klasik bunu yapar. Biz yapamıyoruz tabii bu kadar olmuyor. İnsanların bütçesi uygun olmuyor. Biz onu yapamıyoruz ama bizim hoca onu yapar. Evet. Oktay Hocam bizim 3 dakikalık bir vaktimiz kalmış. Ben biraz mesaj okuyayım. Şimdi TMS'ye normalde girecektik. TMS'ye girmeyelim. Çünkü o geniş geniş onu işleyelim ikinci kısımda. Ben bir iki mesaja bakayım zaten mesajlarımız da var. Oktay Hocam TMS cihazında 10. seansım gözle görülür değişiklik hissediyorum. Elazığ için büyük bir şansınız demiş. Çok, selamlar çok, olsun. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olsun. Evet öyle. TMS'de ilk seansta bile cevap veren hastalarım oldu. Beni çok inanılmaz mutlu etti. Daha ayrıntılı konuşuruz sonra. Evet. Bir seyircimiz de şöyle demiş Oktay Hocam. Hocam 2 gün önce annemi size getirmiştim. Parkinson teşhisi koydunuz. Onun için de bitkisel tedavi olur mu demiş. Geçmiş olsun. Var. Bitkisel onun için de var. Evet var. Şu an isim vermeyeyim. Biraz yabancı Alman bir ilacı. Sonra kişi gerekirse ben isim verip ona getirtebilir veya getirtir kendisi. Öyle diyeyim. Bir Alman fitoterapik ilacı. Söylerim. Evet. Oktay Hocam TMS cihazı kaç seanstan sonra etkisini gösterir demiş seyircimiz. Bunu sonra cevaplarız ama ilk seansta olabilir, 10. seansta da olabilir. %50 şah damarında tıkanıklık var hocam ne yapmam lazım demiş. Çok geçmiş olsun. Şöyle çok bu kişinin çok dikkat etmesi gerekir. Bir kere şah damarı tıkanıklarında oradan pıhtıyla tıkanıyor. İşte yağ artığı, hücre artığı orada tıkanınca oradan kopan bir pıhtı beyne gittiği zaman işte felç o zaman oluyor. Hani hasta kolu bacağı tutmuyor ya veya işte yoğun bakımlık olabiliyor veya morga gidebiliyor işte onu dikkat etmesi gerekiyor. Onun %50 hani girişimsel operasyon ameliyat hiçbir şey yapmasına gerek yok. %50 doğruysa sadece ve sadece kan sulandırıcı, bol sıvı, bol su ve bir de ben bu hastalara şeyi öneririm derim ki limon, bir gün limon. Bir gün nar hani mevsimdeyse. Öyle demeyin Oktay Hocam. Bize böyle ne yapacaksak tam söyleyin. Mesela diyelim ki bu bardağın içerisinde bir tam limonu mu sıkın? Evet. Ya bu şekilde söyleyin. Ilık bir bardak su içine bir tam limonu sıkın için. Onu diyorum. Sabah kalkarken özellikle? Sabah kalkarken de olabilir. Sonra gün içinde de olabilir. Akşam da olabilir. Veya işte bir tane taze nar alın. Tüketin diyorum. Veya yazın nar bulamazsınız. Nar ekşisi doğal tabii. Doğal, kaliteli. Gerçek nar ekşisi buluyorsanız ondan bir kaşık alıp tüketin derim. Böyle yaparım. Ama ilacını muhakkak kullanacak. O kan sulandırıcı ilacını muhakkak kullanacak. Kan sulandırıcı deyince aspirin aklımıza geliyor. Aspirin ve benzerleri evet. Ve benzerleri. Evet. Günde bir tane yeterli midir? Zaten bir tane olacak. İkinci olmaz. Özelliği yok. Onun saati var mıdır Oktay Hocam? Onun saatini hasta bilir. Hasta. Günde bir olsun. 24 saatte bir olsun. Bunu hasta ayarlasın. Evet. Bunu hastaya bırakırız. Diyelim. Daha mesajlarımız, sorularımız var ama biz 15 dakikalık bir ara verelim. Değerli seyircilerimiz tekrar hoş geldiniz. Medden Hastanesi hekimlerimizden nöroloji uzmanı uzman doktor Oktay Kapan hocamızla beraber nörolojik hastalıkları konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle 2 tane cihazımızdan bahsedeceğiz. İlk kısımda RevQuant'tan bahsettik. Bu kısımda birazcık daha TMS'yi açacağız ama aramıza yeni katılan seyircilerimiz olabilir. Oktay Hocam bahsetti şu RevQuant cihazı gerçekten çok etkili ve hemen herkesin en az yılda bir defa girmesi gereken bir cihaz. O yüzden birazcık daha geniş işleyelim. Sorularımız var. Ben Oktay Hocam'a mutlaka sorularımızı yönelteceğim. Şu TMS cihazımızı konuştuktan sonra yeni sorular ve öneriler için 0506-094-6723 hattımızı kullanabilirsiniz. Oktay Hocam dediğim gibi seyircilerimiz arasından aramıza yeni katılanlar olabilir. Şu RevQuant cihazı inanılmaz derecede beni etkiledi. Evet. Yani benden tam notu aldı. O yüzden biraz daha açalım. Evet.
Çok kıymetli bir cihaz. Gerçekten ben hep bunu onu söylüyorum. 2 yıldır elim ayağım. Rehberim derim. Revquant adını pek kullanmıyorum ben. Onu da hep sağlık tarama cihazı olarak kullandım. Türkçeleştirdik tabii. Biz o ismi taktık. Tabii gerçek adı Revquant işte. Alman cihazı, ondan bahsettik. Alman mühendisinin ürünü dedik. İçinde işte benim hocam da, Türk hocamın da olduğu bir grup tarafından organize edilen, yazılımı yazılan ve uygulanan bir cihaz. Bütün baştan aşağı tüm vücudu, tüm organları, cildi, vücudun sıvı yapısını, vücudun mineral, elektrolit, vitamin düzeyini, hücre içi düzeyini dahi gösterebilen, kişinin kötü hastalıklara meyili varsa, olma ihtimali varsa veya şu an varsa bunu gösteren veya şu an asıl problemin nerede olduğunu, bağırsakta, sadece bağırsakta olduğunu, beyinde olduğunu, işte periferi dediğim ne diyeyim, kol bacaklarda mesela olduğunu bize gösteren çok kıymetli bir cihaz. Evet. 2 saatlik bir uygulamadan sonra bu neticeye ulaşıyorsunuz. Bir de tok gidilmesi gerekiyor. Evet. Bir de bol su tüketerek gidiyorsunuz. Aynen. Bu cihazla ilgili şunu sorayım hocam. Özellikle hangi hastalıklar üzerinde daha belirleyicidir? Aslında topyekün dediniz değil mi? Evet. Yani hastalık şart değil. Sağlıklı o insanların bile hani oraya girip onun sonuçlarını hareket etmesini tavsiye ediyorum. Şöyle ki, çünkü biz birçok besin, çok dünya kadar besin alıyoruz. O besinlerin hangisinin bize faydalı, hangisinin faydasız, hangisinin zararlı olduğunu, hangisinin bize dokunduğunu, hangisinin bizim bağırsak geçirgenliğimizi bozduğunu, bağırsaklar çok önemli. Hatta bağırsaklar için ikinci beyin, hatta son zamanlarda birinci beyin, acaba beyin mi gerçekten bağırsak mı diye tartışmalar olduğu bir dönemde bağırsakların işte geçirgenliğini bozup bozmadığını dahi bize bilgi veren çok kıymetli bir cihaz. Mesela o cihaz der ki, örneğin hastayı korur, süt içmeyecek. Ben geç süte karşıyım, onu olmasa konuşuruz da, yoğurt yiyebilir örneğin diyebilir veya yoğurt yemesin diyebilir. Hamur işleri yasak der mesela. Veya işte fındık yesin, fıstık yemesin, badem yesin, ceviz yemesin gibi. Kişiye göre, her kişiye göre özel vücuduyla ayrım yapan, bize liste olarak sunan çok kıymetli bir cihaz. Şimdi Oktay Hocam, zaten birçok insan şunu merak ediyordu. Acaba benim hangi besinlere alerjim var? Evet. Hangi besinler bende kilo yapıyor? Evet. Şimdi bunun için ayrı bir alerji testi veya bu testler için ekstra para vereceksiniz. Sonra evet, check-up düşünüyorsanız check-up için ayrı olacak. İşte kan tahlilleriniz, vitamin değerleriniz falan filan derken bu cihaz aslında hepsini bünyesinde barındırıyor. Ve sadece 2 saatinizi ayıracaksınız. 2 saatini şöyle, aslında bu cihazda 12 bin tane parametre var. 12 bin tane. 12 bin tane ayrı maddeye bakılabiliyor. Her parametre 1 dakika. Yani bir cihazı da 12 bin dakika cihazda kalması hani kalabilir de. Ama biz bunu ne yaptık? 2 saate kadar indirdik. Ne yaptık? İşte bölgemizin, toplumumuzun vücut yapısına göre en sık kullandığı yiyeceklere, karşı taslaklara göre indirgeyerek o hale getirdik. Dolayısıyla kişi 2 saatte tüm vücuda ilgili analizi, bilgiyi alabilir. Evet. Oktay Hocam'la reklam arasında konuşmuştuk bu cihazı, ben çok merak ettiğim için şunu söyledi. Özellikle üzerinizde kesinlikle metal hiçbir şey olmayacak. Küpe, işte saat, hatta işte kemer, belki kot pantolon falan da muhtemelen evet, olmayacak. Kemer, parmağı, toka, işte metal ayakkabı bağı falan olabilir. Saat, küpe dedik. Telefon yakında olmayacak. Çünkü manyetik anlar çakışabilir. Yanlış bir yüzde sonuç verebilir. Ve kişinin bol su içmesini istiyoruz. Bu cihaz mesela ilk aldığımız veride mesela kişinin bol su içip içmediğini, suyun yeterli olup olmadığını, bağırsak sisteminin nasıl olduğunu, beyindeki yüklenmenin, toksik, psikolojik fark etmez yüklenmenin olup olmadığını ilk 5 dakikada bize çıkaran, ortaya sunan bir veri sunuyor. Bir de hastalığı varsa kişinin yapacak tedavilerin bu hastaya cevap verip vermeyeceğini de belirten bir cihaz. Evet. Çok kıymetli bir cihaz. Rehber. Gerçekten rehber. Benim için rehber. Gerçekten rehber. Eliniz, kulağınız, ayağınız diyebiliriz. Değerli seyirciler, canlı yayın araması yapıyorsunuz. Canlı yayın araması alamıyorum. Mesajlarınızı bırakın. Ben mesajlarınızı, sorularınızı mutlaka hocama ileteceğim. Ama canlı yayın araması yapmayalım. TMS'yi de konuşalım. Ben mesajlarınıza döneceğim. Israrla canlı yayın araması yapan seyircilerimiz var. Onları yapmayalım lütfen. Şimdi hocam, artık yeni bir cihazımız daha evet, sizlere eşlik edecek. Buna çok da TMS. Hakan evet, hocam anlattı. Evet. Sıkı takipçilerimiz biraz aşina olmuşlardır. TMS'yi özellikle siz hangi hastalıklarda kullanıyorsunuz? Evet. Hem bunu konuşalım, bir de bu cihazın açılımını birazcık evet, konuşalım. Mustafa Bey'in görüntüleri sanırım TMS'nin görüntüleri. Biz konuşurken arkamızda dönsün aynen, Mustafa Bey aynen, onlarda. Aynen. TMS kısa adı cihazın, transkranial manyetik stimülasyon. Transkranial manyetik uyarım, TMU olarak da geçebilir. TMS hakikaten şehrimiz için çok büyük bir kazanç. Onu söyleyeyim. Yoktu şehrimizde ilk ve tek. Bu cihazı bilen bilir. Bilen hasta grupları var. Bunlar başka illere giderlerdi. Başka illerde üniversiteleri de var. Bu cihaz Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilmiş. SUT tarafından onaylanmış. Bu cihazın yaptığı tedaviler bir kısmı hatta çoğunluğu Amerika Gıda ve İlaç
kurumu var, FDA olarak geçer. Orada tarafından kabul edilmiş ve belgelenmiş ve onaylanmış bir cihaz. Sağlık Bakanlığı tarafından da hani onaylanmış bir cihaz. TMS'de ne yapıyoruz? Çok evet, cihaz bu aslında, evet. Cihazın çizim ve resmi bu. Çok basit bir yöntem. Hastayı sabit bir, bu şu an bizim hastanemizde olan cihaz işte. Oradan resimleri almışız. Hasta yanındaki koltuğa oturduğumuzda orada hemen yanında bir şey görülür. Bir elektrot görülür. Elektrotlar arasında hastaya doğru akım veriyoruz. Bütün şey bu. Oradaki transkranial manyetik sümesyon isimdeki manyetikte ne bir radyasyon var, ne bir ışın var, ne bir kötü dalga var. Onu hemen belirtmek istiyorum. O da hiç öyle bir şey yok. Sadece hastada manyetik alan oluşturuyoruz. Her beynin, her lobunun, her bölgesinin farklı görevleri var. Bu görevle ilgili ne yapmak istiyorsak kişiye, bu görevle ilgili hastaya uyarım veriyoruz. Bu seans yapılan... Mustafa Bey, ilk görsele, bundan bir önceki görsele bir gelelim. Hasta oturur pozisyonda. Evet. Başına sadece şu aleti mi takıyorsunuz hepsi hocam? Bu. Başka hiçbir şey yok. Ne kadar süre kalacak? İşte bu hastan hastaya veya hastalığı göre değişebilen 5 ile 45 dakika olan ama ortalama bir 20-25 dakika gözden çıkarmaları gerekiyor. Bir, yaklaşık bir 19-20-25 dakika biz cihazı alıyoruz. Buradan doğru akım verip hastayı tedavi ediyoruz. Ve hakikaten çok yoğun başladık. İnanılmaz yoğun çalışıyoruz. İlk seanstan sonra dahi şikayetlerinde, bulgularında azalma olan hastalarım var. Oktay'cığım, TMS cihazı için de şu şey demiştik, RevQuant cihazı için istedikleriniz geçerli midir? Yani tokluk, açlık, işte yine metal eşya falan. Bunda da var mı? Ne istiyorsunuz? Kısmen, gerek? Tam şey RevQuant gibi kesin çizgimiz yok. Ama kısmen olmasa da ben onun olmasını çok istemiyorum. Çünkü manyetik alanını bozmasını istemiyorum. Onun gibi dikkat etsek iyi olur. Tok olsun hastalar, bol su içsin. O çok önemli. Su zaten olmazsa olmazımız. Su içerse bizim etkinliğimizi artıracaklar. RevQuant ile ben hastalara teşhis koyuyorum. Evet, vücudunda ne var, evet, ne yok, evet, görüyorsunuz. Bunu da tedavi ediyorum. Tamamcı tıpla ve bundan tedavi ediyorum. Bu ağrısız, iğnesiz, kansız bir tedavi yöntemi. Oktay hocam, özellikle şu hastalıklar üstünde çok, evet, etkilidir dediğiniz. Evet, hemen şöyle elimde liste var, mesela buradan bakıp lütfen okuyabilirim. Her türlü baş ağrısı. Bir sürü insan baş ağrısı var. Mesela ben baş ağrısı olan gelen hastalara mesela ben iğne yapayım. Hani ilaçlar olmuyor. İlaç kimyasal madde çok vermek istemiyoruz veya hasta istemiyor. Bizim hastalarımız artık son zamanlarda hocam bana ilaçsız bir şeyler yapın diyor mesela. Ben ilaç istemiyorum diyor. Onlara önce şey öneriyorum. Veya durmayın, nörel terapi, ozon öneriyorum. Ben en çok onları yapıyorum. Nörel terapi, ozon. Nörel terapi nasıl bir şey hocam? Nörel terapi akupunktur noktalarına ilaç veriyoruz. Bu ilaç da bitkisel ilaç. Acı badem ve ısırgandan elde edilmiş bitkisel bir ilaç. Kimyasal bir özelliği olmayan, yan etkisi olmayan, alışkanlık yapmayan, bağımlılık yapmayan, uzak yakın, hiçbir zaman hiçbir organa dokunmayan, zarar vermeyen, hatta tüm vücudu detoks edebilen bir ilaç. Bundan ilgili akupunktur noktalarına iğne yapıyorum ve son 3 yılda 10 bini geçti, onu belirteyim ben böyle. Ve bunların çoğu baş ağrısıydı. Diz ağrısında yapıyorum, bel ağrısını yapıyorum, kas ağrısında yapıyorum. Çok kıymetli yok, şey bir tedavi. O iğneli. Biraz hani iğne batma acısı olabiliyor, bir sinek ısırığı gibi olabiliyor. Hastaların bir kısmı ona karşı istemiyor. Hocam bize iğnesiz, ilaçsız diyor. O zaman TMS diyorum ben de. TMS. Baş ağrılarında çok etkili. Evet. Migrende, mesela migren Sağlık Bakanı'nda kabul etmiş. Amerika'daki o gıda ve ilaç kurumu tarafından kabul edilen bir tedavi çok etkili. Onu belirteyim. Panik bozukluklar. Bu stres, sıkıntı, depresyon. Var mı? Yok yani sağlam insan yok değil mi yani herkesin? Var bir stres, hele bu depremden sonra, bu koronadan sonra neredeyse insanın çoğu panik oldu artık. Çoğu depresyonda, çoğu stres sıkıntı yaşıyor, çoğu anksiyete yaşıyor, çoğu uykusuzluk yaşıyor. Onlar da çok etkili. Bunun dışında demans da, Alzheimer da, unutkanlıklar da çok etkili. Parkinson da etkili. Ne yapıyor mesela? Bu isminde anlaşılacağı gibi beyindeki ilgili beyin hücrelerini çoğaltıyor, arttırıyor, stimüle ediyor, provoke ediyor iyi yönde. O yüzden mesela kişinin hani hücreleri öldüğü için unutkanlık oluyorsa kişinin hücreleri tekrar canlandığında unutkanlığı kısmen geçmiş oluyor. Bunun dışında obsesif kompulsif bozuklukta, takıntı hastalığında çok önemli, çok etkili. En önemli şey tinnitus, yani kulak çınlaması. Benim en büyük gücüm o tinnitus. Ben tinnitus vakalarını, tinnitus kulak burun boğaz ve nörolojinin işi. Ama yıllardır dünyada tinnitus ilaçlarına çözülemedi. Çözemedik yani. %50 hasta iyi geliyor, %50 hasta hiç fayda görmüyor. Benim arkadaşlarım bunu kullanıyor ve tinnitus dediğimiz kulak çınlamasında çok 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 etkili olduğunu söylüyor.
Ben de o bu ara bir 4-5 vaka onunla ilgili almış durumdayım. Bakalım göreceğiz. Çok İnşallah. Önemli. Kulak çınlaması. Kulak çınlaması insanların hayatının kabusu. Adam, teyze, amca geliyor diyor ki ben işte 15 yıldır öldüm bittim diyor. Kulak çınlamam bitmiyor. Kulakta davul çalıyor. Kulağımda rüzgar var. Kulağımda sular akıyor. Artık bittim. Hayatım kabus diyor. Beni bundan kurtarın diyor. İnanır mısınız? Bu son ikinde Ankara'dan, Karadeniz'den bu cihazı duyup arayan insanlarımız var. O tinnitus geçsin hocam ne yaparsınız yapın diyor. Yeter ki o tinnitusum geçsin diyor. Kulak çınlamam geçsin diyor. Bunun dışında kronik vücut ağrıları, yıllardır geçmeyen kol, bacak, sırt, omuz ağrıları, nörosinirsel ağrılar. Bunun yanında felçlerde, az önce bir sürü bahsettik ya hani felç hastalarımızdan bahsettik bir sürü. Felç hastalarında etkili ve öğrenme bozukluklarında. Öğrenme. Çocuklarda öğrenme bozuklukları başımda çok sık gelir değil mi? Öğrenme bozuklukları erişim de olabilir ama evet, öğrenme bozukluklarında çok etkili. Hocam şimdi çocuğu bu cihaza soktuğumuz zaman doktor olacak mı? Öğrencilerimiz onu düşünmüşlerdir. Yani iyi öğrenecek mi? Öğrenmesi lazım yani evet. Çok etkili öğrenme bozukluğunda. Bunun yanında fibromiyalji dediğimiz. O çok etkili. Artık insanın çoğunda artık bildiği, evet, işte bayanlara çok sık görülen, vücudun gezen birçok noktasında ağrı olduğu durumlar. Ve en önemlisi bağımlılık tedavisi. Bağımlılık. Evet. Hocam işte sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, ilaç bağımlılığı, eş bağımlılığı mesela, iş bağımlılığı bunların da kurtulmak istiyorsa bunlar çok etkili. Özellikle o sigara ve alkol çok önemli. Bırakmak isteyen bırakamayan insanlarımız çok var. Evet. Bunun dışında titremelerde, tremor dedim titremeler, Parkinson olsun olmasın Parkinson dışı titremelerde, sinirsel, beyin kaynaklı titremelerde etkili. Hocam bazı insanlarda tik vardır. Mesela ona biz tik diyoruz ama hani durduk yere mesela şöyle sürekli hıçkırır pozisyonda evet. olanlar var. Bilmiyorum onun tıptaki adı tik, o benim telaffuz ettiğimdir. Onlar üstünde de etkili mi? Etkili. Yani hakikaten bir tanıdığım var. Evet. O kadar hayatını artık zorlaştırmış Tabii. durumda ki. Tabii. İşte bu cihazdan bu ihtiyaç üzerine çıkmış bir cihaz. Yani artık insanlar ilaçtan ve tek müntene cevap bulamayıp da işte bu cihazları çıkarmıştır ve bu cihaz mesela yabancı ülkede çok sık kullanılıyor. Ülkemizde de çok kullanılıyor. Ülkemizde birçok ilde üniversiteler tarafından kullanılan bir cihaz. Ben bir sürü hasta biliyorum. İl dışına bu cihaz için giden hastalarımı biliyorum. Ama artık Elazığ'da hakikaten ilk ve tek. Elazığ için çok büyük bir sağlık kazancı bu onu belirtmek istiyorum. Çok kıymetli bir cihaz. Oktay hocam bu saymış olduğunuz rahatsızlıklar zaten birçok hasta böyle doktor gezdiler, evet. kapı gezdiler ve birçoğu aslında ilaçla da tedavi olamadı. Evet. Ve bu cihazla artık evet. tedavi olacaklar. Öyle. İşte az önceki bölümde de bahsettim. Bize gelen hastalar işte hastane dolaşmış, doktor gezmiş, her türlü tıbbi olmayan ilaçları kullanmış ama yine de işte bir tür hastalıklarına çözüm bulamamış, ağrıları geçmemiş, şikayetleri geçmemiş. Duyunca geliyorlar bize. Biz bundan birçoğuna faydalı olabiliyoruz. Faydalı olamadığımız da var. Onu kabul ediyorum. Tıpta hiç zaman %100 bir tedavi yöntemi yoktur. Hayatta da hiçbir şeyin %100 garantisi yoktur. Öyle düşünmek lazım. Biz bunların birçoğunu tedavi ediyoruz. Oktay hocam, hastasına göre değişmekle beraberdir evet. muhtemelen. Kaç seans olur? Evet, hastasına ve hastalığa göre değişmekle birlikte seanslar 10 ile 20 seans arasında olabilir. Seansların süresi ise bahsettiğim gibi 5-45 dakika olabilir. Ortalama biz 20-25 dakika yapıyoruz. Seansların aralığı ise bazen günlük olabilir. Hastaya ve hastalığa bağlı olmak üzere bazen birkaç günde bir olabilir. Hafta bir de olabilir. Hani bunu hekim ve hasta ile konuşmamıza belirleyeceğiniz bir yöntem, bir süre. Oktay hocam bazı insanlar böyle biraz daha tedirgin olabilirler. Bu evet. cihazlarımızın yan etkileri var mı? Evet. Şu an kadar tespit edilen dünyada hiçbir yan etkisi olmamıştır. Sadece çok 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 nadiren hasta nöbet geçirebilir diye bir yayınlar var. Bu kadar. Biz bunu arkadaşlarımdan duymadık. Ben yeniyim tabii. Daha bu cihaz daha hani başımıza gelmedi ama hani bunu söyleyen yapan arkadaşlarımızdan böyle bir şeyden karşılaşmamışlar. Ama hani öyle yönde yayınlar var ama çok 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 nadir. Hiçbir yan etkisi yok. İlaçsız, ağrısız, kansız bir tedavi yöntemi. Evet. Ve hani şeysiz, ışın yok. Radyasyon yok. Onu da belirteyim. Tekrar belirtmek istiyorum. İsmi manyetik simülasyon ya hani manyetik alan gibi, manyetik dalga gibi düşünmesinler. Şey yok. Radyasyon yok. Oktay hocam acaba daha başka hastalıklar üstünde etkilidir de henüz tespit edilmeyen evet, de var mıdır acaba? Evet. Çünkü cihaz şimdi, yeni. Şimdi bu saydıklarım Amerika Birleşik Devletleri'nin o FDA tarafından kabul edilen ben şeyleri, indikasyonları saydım. Birçok şeyde kullanıyorlar.
çok şeyde kullanıyorlar. Onları biz biliyoruz ama çok saymak istemedim çünkü henüz onların onayı yok. Ama niye onayı yok? Bununla ilgili işte birçok hekim kullanacak, bununla ilgili yayınlar yapılacak, veriler toplanacak. Evet, bu yaş grubunda bu hastada iyiymiş denildikten sonra ancak Amerika'da işte o FDI kurumu tarafından kabul edebilir hale geldiği için ben şu an onlar tarafından kabul edilen yöntemleri saydım. Evet. Oktay'cığım, bu cihaza ekleyeceğimiz bir şey var mıdır? Şu an aklımda sizin bir şey yok. Eğer konuşmak istediğiniz şey yoksa ben biraz sorularıma geçmek istiyorum. Çünkü seyircilerimiz biraz hadi okuyun diye mesajları, tamam, şeklinde mesajları gelmeye başladı. Ben telaffuz sıkıntısı yaşayabilirim hocam. Bazen seyircilerimiz yanlış da yazıyorlar. Siz doğrusunu anlarsınız. Ben aura migren hastası aura, evet, ne yapabilirim? Bu auralı migren hastası işte migren sıklığını falan aura sıklığını öğrenmek lazım. Bu auralı hastalarda bayan muhtemelen genelde adet dönemleri civarına daha sık olmakta ama şart değil. Başka zaman da olabilir. Bazı ilaçlar kullanır, bazı ilaçlar kullanmaz. Ona dikkat etmesi gerekiyor. En kesin çözümü ben kesin nöral terapi öneriyorum. Nöral terapi. Evet. Oktay ve ekibiniz ve siz harikasınız. Gerek terapileriniz gerek yeni cihazlarınızın etkiliğiyle Elazığ'a büyük bir değer kattınız. Sevgilerle de selamlar olsun. Sağ olsun. MS hastalığının tedavisi var mı hocam? Ha, bu cihazda bak onu saymayı unuttuk. Bu cihaz MS'de de kullanılıyor. MS multiple skleroz hastalığında bu cihaz yine kullanmakta mantığı şu uzatan beyin hücrelerini veya sinir sistemi hücrelerini aktive ediyor. Arttığı için bu cihazı kullanıyoruz. MS'de bak onu saymayı unuttum. O gözden kaçtı. Özür dilerim. Orada da kullanılıyor. MS hastalığının kesin tedavisi yok. Onu biliyoruz. Herkesin MS'i tabi bu Google'a bakıp veya herkes birbirine bakıp da herkes birbirini örnek almasın. Herkesin MS'i, MS hastalığı kendine özgü. Migreni kendine özgü olduğu gibi. Ama bir takım çok ilaç kullanılıyor, çok ilaç deneniyor. Çok ilaçlar çıkmaya başladı MS ile ilgili. Ama bunların hepsinin mantığı MS atağını erteletmek veya azaltmak üzerine kurulu. Henüz dünyada kesin bir tedavisi yok. Nörolojik hastalıklar hep böyle işte. Demans da böyle. Parkinson'da da böyle, MS de böyle. Maalesef kronik, uzun süreli, hayat boyu arkadaş olduğumuz gerek hastalığa gerek ilaçlara hayat boyu arkadaşız. Hocam siz en çok psikiyatriyle mi iç içesiniz? Evet. Zaten eskiden nöropsikiyatri olarak bir branştı. Nöropsikiyatriydi. Bundan işte 30 sene önce diyelim. Ama sonra psikiyatri ayrıldılar, nöroloji ayrıldılar. Ama çok yakınız çünkü ortak hastalıklarımız var. Ortak ilaçlarımız var. Çok yakınız, evet. Evet. Oktay Bey'e selamlar. Nöral terapiden çok memnun kaldık. Sevgiler demiş. Selamlar olsun. Oktay Hocam'a sorar mısınız? Alzheimer hastalarından bahsedebilir mi? Saygılar sunarım demiş. Kemal Yıldırım. Selamlar olsun. Evet. Alzheimer işte. Kadınlar, yaşlı kadınlar aklıma geliyor. Son zaman daha sık görmeye başladı. Evet. Neden acaba? Mesela arttı. Nüfusun yaşama ömrü arttı. 65'ten sonra her 5 yılda bir yaklaşık bir 10 kat civarı artıyor Alzheimer hastasının görülme sıklığı. Alzheimer'da genel olarak bahsediyorsak yakın hafızasıyla ilgili problemler yaşıyor kişi. Yer, zaman, kişi, oryantasyon kaybı yaşıyor. Yakın zamanda ne yaptığını, ne ettiğini şaşırıp duruyor. Bir sürü hasta yemek yediği halde yemek yemediğini söylüyor. Veya evde yemek yapıyorsa yemeği yakabiliyor. Veya bir yere gidebiliyorsa kapıyı açık bırakıp gidebiliyor. Dışarıda kaybolabiliyor ama geçmişi çok iyi hatırlar. Uzak hafızası, çok uzun geçmiş dönemini hiçbir zaman unutmazlar, çok iyi hatırlarlar. Bunda da işte birçok tedavi yöntemi. Alzheimer hastaları, Parkinson hastaları gibi kendisine yük ama asıl en büyük yük bakım veren hasta yakınlarına en büyük yük. Onlar bir sürü hastam var, o hasta yakınlarına çektiğini çok gözlemine görüyorum. Kızmak olmuyor, işte anlatmak olmuyor. Anne baba sonuçta bir şey diyemiyorlar ama inanılmaz olmadık şeyler yapıyor. Olmak şeyleri hasta yakınlarının başlarına gelebiliyor. En büyük sıkıntı onlar çekmekte. Bu tür hastaların ilaçları var ama maalesef kesin bir tedavisi yok. Oktay Hocam, kişinin kendisi veya yakınları da kişinin Alzheimer olacağını anlayabilir mi? Yani mesela diyelim ki hangi belirtiler bizde görülmeye başlıyor bu Alzheimer için? Unutkanlık günümüzde çok sık ama bu yaş gruplarına göre değişir. Mesela genç yaşta unutkanlığın en sık sebepleri bir, kafasının çok dolu olması kişinin. Çok yoğun uğraşıyordur ve kafası çok doludur. Bir sürü hesap kitabı vardır. Onlarla çok uğraşıyorsa asıl yapması gereken işte organize olamadık deyip de unutkan olabiliyor. Bu demans değil. Ve demansın belirtisi en azından değil. 2. Magnezyum, D vitamini, B12 vitamini, demir eksikliğinde de kişilerde unutkanlık olabiliyor. Bu da vitamin eksikliğine bağlı unutkanlık olabiliyor. Bunlar Alzheimer değil. Daha çok Alzheimer ileri yaşlarda görülebilen
Ve gerçekten hani ilaçlara çok nadiren cevap verebilen veya çok yavaş cevap verebilen kronik bir süreç. Oktay'cığım buyurun lütfen. İşte mesela hani bu yaşta görülen unutkanlığı hemen demans olacağım gibi düşünmemek lazım ama kişinin yakınlarında kan bağı olan kişilerde demans olayı varsa risk artıyor tabii ki diğer normal insanlara göre. Hiç denk geldiniz mi bilmiyorum. İnternette ben çok denk gelmişimdir. Mesela şöyle bir bilgi geçer. İşte şunu uygulayın. İleride Alzheimer olup olmayacağınızı bu testi yaptıktan sonra anlarsınız şeklinde. Bilirim, denk geldiniz mi bilmiyorum. Çok geldim. Uygularım ama hani onu çok tıbbi şey mi bilmiyorum. Tıbbi bir dayanağı var mı bilmiyorum açık söylemek gerekirse. Çok bilmiyorum. Yani zannetmiyorum. Hani derler ya buradaki kaç tane yüz görebiliyorsan. İşte onun gibi şeyler. Veya demans değilsin veya orada işte bilmem hangi farklı bir harfi görüyorsan değil mi demans değilsin. Aynen yani onun gibi biraz şeyler. Görmeli ya da algıyla ilgili kişi o an morali bozuksa, kafası doluysa, konsantre olamıyorsa yine göremeyecektir. O demans olacağı anlamına gelmez diye evet. Düşünüyorum. Şimdi şöyle bir mesajımız daha var. Melisa Hanım hayırlı programlar dilerim. Sizden bir ricam olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'a gelecek. Arkadaşım Yavuz Şen ile Sayın Cumhurbaşkanımızı görmeyi çok istiyoruz. Siz sesimiz olup bu görseli ekranda gösterirseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Yavuz Şen'in size selam var. Mesajımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz demiş. Şöyle ben numarayı göstermeden şöyle birazcık daha. Mesajlar geliyor. Şu kadar gösterdim. Herhalde yeterli. Siz yarın atın. Yarın yine göstermiş olalım. Dilek Hanımcığım çok öpüyorum sizi. Yavuz Şen'e de selamlar. İnşallah Cumhurbaşkanımızı da böyle net bir şekilde görürsünüz. Efendim? Evet. Anahtarlık yapmışlardı Sayın Cumhurbaşkanımıza. Zülfü Tolgağar ve Metin Bulut vekillerimiz sayesinde iletmişlerdi kendilerine Cumhurbaşkanımıza. Selamlar olsun tekrar. Diğer mesajım şöyle. Hocam 50 yaşında kadın hastayım. Uzun yıllardır beyin kılcal damarlarımda tıkanıklık var. Yaklaşık 10 yıldır 100 gram ekopirin kullanıyorum. Düzenli kontrollerimi yapmadan ilacım bittikçe kullanıyorum. Bazen unuttuğum günlerde oluyor. Bunun zararı var mıdır? Ayrıca nasıl beslenmeliyim? Evet çok güzel. Küçük damar hastalığı dediğimiz olay bu. Bunun birçok sebebi var. İşte en sık sebebi su içmemek. Su içmiyoruz ya işte o küçük damar hastalığı sebep olabiliyor. Bunun yanında sigara, şeker hastalığı olmak, hipertansiyon hastalığı olmak, kalp hastalığı olmak ve uzun süre ilaç kullanmak veya genetik veya migren. Migren de bu dediğimiz şeyler olabiliyor. Küçük damar hastalığını tabii hastaların sık sık kontrol etmesi gerekiyor. 10 yıldır kontrol etmemiş, bence etmesinde fayda var. Çünkü küçük damarlar daha büyük damar olmuş olabilir veya sayısı çok artmış olabilir. Bu tür hastalarda en güzel şey aspirin. Ama bir tek aspirin yetmiyor. Az önceki bölümde de bahsettik. Muhakkak su. Ve benim için su çok kıymetli. Ben mesela günde 3-4-5 litre yakın su içerim. Çok sık idrar çıksa da içmek lazım. Bizim bayan hastası hiç içmek istemez, idrara gitmek istemez. Su muhakkak içecek. Limon. İşte ılık bir bardağa bir tam limon sıkıp içebilir. İçine şeker falan katmadan alabilir. Veya bir gün limon, bir gün nar. Alabilir. Yazın nar bulamaz, nar ekşisi alabilir. Bunları yapmasını tavsiye ediyorum ve kontrolü ihmal etmesin. Onlar büyük damara dönebilir. Diyelim. Bu cihazın migren hastalarına faydası var mı? TMS cihazı için evet. Sormuş herhalde hocam. En çok zaten migren içinde etkili. En çok şu an migrende. Migren hastalarında aslında ben hep nöral terapi uzun yapıyorum ama hasta diyor ki ben iğne istemiyorum. Ben ağrı çekmek istemiyorum. Migren hastalarında çok inanılmaz etkili. Evet. Merhaba, ismim Hasan. Oktay Hocam'a bir sorum olacaktı. TMS cihazının felçli hastalar ve buna bağlı konuşma bozukluğu için kullanılmasının etkilerini ve yan etkilerini uygulama sürelerini detaylandırması mümkün müdür? İyi çalışmalar dilerim demiş. Selamlar olsun. Şöyle, TMS cihazının yan etkisi yok dedik. Bilinen bir yan etkisi henüz çıkmadı. Öyle bir yan etki yok. Kullanım süresi felçli hastalarda biraz uzun. En az 20 seans. Alması lazım. Bunu günlük olabilir veya biz onu 3 günde bir olabilir programını yapıyoruz. Artı 5 ile 45 dakika ki biz 20-25 dakikadan aşağıda tutmuyoruz. Orada kalması gerekiyor. Bir de çok ciddi hasarı yoksa, çok uzun zaman önce olmamışsa, orada canlı doku varsa o dokularda çoğalma, artma sağlayabiliyor. Hocam bir de konuşma bozukluğu derken benim aklıma kekemelik işte, geldi. Kekemelik çok kullanılıyor. Bak onu da söylemeyi unuttum. Çok kullanılıyor. Kekemelikte. Hocam o ne kadar evet, büyük bir sorun evet, ya. Onu da unuttum. O da çok kullanılıyor. Evet özellikle kekemelik sorunu evet. Yaşayanlar da mutlaka. Ama hastanın bahsettiği kekemelik değil tabii ki. Felce bağlı konuşma bozukluğu o farklı. O dolayısıyla felce etkili olduğu için o konuşma bozukluğuna da etkili olacağını düşünüyorum.
Evet. Oktay'cığıma selam ve saygılarımı sunuyorum. İşini harika yapan, hastalarıyla gece gündüz demeden, kırmadan ilgilenen bir doktor. Seni seviyorum abi demiş Fethi Yücesoy. Selamlar olsun. Abim selam. Çok sağ olsun Fethi Bey. Oktay Bey'in takipli hastasıyım. Tedavisi, ilgisi, ekibi kesinlikle mükemmel. Kendisine ve asistanı Furkan Bey'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi yayınlar demiş Şevval Özdemir. Selamlar Bey, olsun. Furkan Bey bizim işte aslında şey çocuk EMG, EEG, elektrofizyoloji mezunu. Bu işin okulunda okumuş bir çocuk. Tabii siz cihazda şimdi Furkan Bey'in yanında. Furkan Bey ona bakıyor. Hakikaten çocuk mesela Elazığ tek. Branşı bu. İşi bu. Bunun okulunda okumuş bir çocuk. Evet. Hocam seyircimiz şöyle demiş. Melisa Hanım hocama sorar mısınız? Benim başım çok dönüyor. Nedendir? Kulaklarım da çok çınlıyor. Bak kulak çınlaması işte başımızın belası. Ona hep bahsettik. Kulak çınlaması için muhakkak bir kontrol arkasından TMS cihazı tavsiye ederim. Baş dönmesi daha önce de bahsettiğimiz gibi birçok sebebi var. İşte dönem dönem stres, sıkıntı, mevsim geçişleri, soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa geçiş dönemleri, işte magnezyum, D vitamini, B12, demir gibi vitaminlerin eksikliği gibi birçok sebebi veya işte kulak taşlarının, değil mi? Öyle demiştik. Oynaması diye. Onlara bağlı olabilir. Seyircimiz sizin yazmış. Tabirinizde. Allah aşkına okuyacağım. Şöyle yapıyorum ben mesajlarımı. İlk atanlardan sonrasına doğru geliyorum. Onların şeye gitmesin diye. Selamlar olsun diyelim. Hocam bilmiyorum size mi demiş. Hocam merhabalar. Ben Necmettin Beyarslan. 1996'da Baskil'de beraber çalışmıştık. Sağ olsun. Merve, evet, Merve çalışmış. Doğru. Aynı öyle. Halinizi, hatırınızı sormak istemiş. Selamlar olsun. Bu arada işte benim 25 yıllık olduğum da çıktı ortaya. İşte 25 yıllık hekim olduğum çıktı ortaya. Evet. Aynen de öyle. Sağ ol. Çok sağ olsun. Selamlar. Fibromiyalji tedavim, evet, süresince Oktay Bey kahrımı çok çekti. Uyguladığı tedaviyle çok şükür eski ağrılarım yok. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Rabbimden her daim başarılar diliyorum. Seval Dağtekin demiş. Selamlar. Sağ olsun. Seval hocam sağ olsun. Evet, Seval hocam da sıkıntılı fibromiyalji hastalarından biriydi. Hatta şöyle oldu. O dönem il dışına gitme durumuyla öyle hatırlıyorum. İl dışına gideceklerdi. Benim arkadaşım eşidir aynı zamanda. Benim bu tedaviler yaptığımı duyunca evet çok gelip gitti ve fayda gördü. Bayağıdır uzamadır görmemişim kendisini. Fibromiyalji başımızın belası. Kimim? Özellikle bayanların başının belası. Baş ağrısından tutup da bütün bacaklara kadar özellikle sırtlarda inanılmaz, dayanılmaz, dirençli, yeri olmayan, saati olmayan çok ciddi ağrılarla karakterize ve kişinin evet hayatını gerçekten kabusa dönüştürebiliyor. Birçok ilaç denendi fibromiyalji ile ilgili. Dünya kadar ağır, toksik kimyasal ilaçlar denendi ama olmadı. Fibromiyalji hastalığında ben nöral terapi, ozon yapmaktayım. Bu cihaz da çok etkili, onu belirteyim. Bak bir eksiğimiz daha çıktı ortaya. Onu da yazmamışım, onu da unuttum söylemeyi. Bu benim eksikliğim bunlar. Fibromiyalji de çok etkili cihaz. Eğer iğneli yöntem istiyorsa ozon nöral terapi. Yok iğnesiz ağrısı istiyorsa cihazla, temesiyle fibromiyalji tedavisi yapmaktayız. Bilgileri olsun ama tabi uzun sürebiliyor. Hemen öyle bir geldik yaptık gittik yok olmuyor. Çok uğraştırıyor beni fibromiyalji hastaları. İnanılmaz hastalarım var. Çok uğraştırıyor. Ve öğretmen, Seval Hocam'ın öğretmeni kesin meslektaşınız. Öğretmenler de çok sık görülüyor. Hocam bir programda o zaman geniş geniş fibromiyalji konuşalım o zaman. Tabii. Öğretmen hastalığı gibi sanki. Öğretmen deyince aklımıza ilk farenjit geliyor ama. Demek değil mi? Çok konuşmak değil mi? Tozdan. İyi akşamlar. Annem yıllardır sırtının sol kısmı ağrıyor. Dediğiniz gibi doktor gezdi ve bir çare bulamadı. Buna bir çözüm ya da önerisi olabilir mi hocamızın demiş. Muhakkak hasta görmek isterim. Evet, neler yapmış, neler yapmamış, neler kullanmışlar, ne kadar etkili olmuş, ne kadar olmamış onları bir görmek isterim hastayı. Bana gelen hastalarının çoğu böyle artık birçok hastane gezip doktor da gezen insanlar. Çoğu da bayan bunların ve inanılmaz dayanılmaz ağrıları oluyor. Ben o hastayı görmek isterim doğrusu. Evet. Hocam bir seyircimiz de şöyle demiş, ben çok rahatsızım, 1.40 boy, 90 kilo, özel hastanelere gidemiyorum. Hocam hangi hastanede? MR'a da giremiyorum, hocamın yanına gideyim lütfen, çok rahatsızım. Allah rızası için durumum iyi değil, söyleyemiyorum, utanıyorum demiş. Tamam, gelsin ben yardımcı olacağım kendisine. Elazığ Medilen Hastanesi, yeni açılan bir hastane. Eski eğitim araştırma hastanesinin üst tarafında. Gelsin ben yardımcı olacağım kendisine. Evet. Duydunuz mesajını. Evet. Geçmiş olsun diyelim. 1.40'a 90 kilo da çok, evet, fazla çok, değil mi hocam? Çokmuş, evet. O kendinden çok rahatsız, o yüzden huzursuz. Ben yardımcı olacağım. Gelsin. Merhaba. Şu anda ben Kanal 23'te Oktay hocamı dinliyorum. Bir özel hastanemizde hastamızmış hocam. Beni çok iyileştirdiğini, iyi olacağını söylemişti. Hemşiresiyle birlikte panik atak, depresyon iyice tetikledi beni.
Şu mesajı biraz uzun hocam. Mesajı sonradan ben bakayım. Ondan sonra tekrar söyleyeyim. Selamlar olsun. Hipertansiyon, KUA şeker hastasıyım. Bir de belden kamber kitle ameliyatı olmuştum. Bu yıl çok halsiz ve çok üşüyorum. Bel ve dizlerin, vücudum çok yorgun ve halsiz. Evet, lomber kitle dedi o. Bel bölgesinde şey kitle mesela, ondan ameliyat olmuş ama işte o şeye bağlamasın, o üşümesini, halsizliğini, o diz ağrısını o lomber olduğu ameliyata bağlamasın. Onun için muhakkak gelirse biz kendisine bakarız veya bir hastaneye giderse en basitinden bir tahlillerini yaptırırsa, özellikle vitamin tahlillerini yaptırırsa çok fayda göreceğini düşünüyorum. Evet, değerli seyircilerimiz, sorularınız için 0506-094-6727-70'li hattımızı kullanabilirsiniz. Hem WhatsApp hattımızı hem normal mesaj kısmımızı kullanabilirsiniz. Ay Oktay Hocam, şimdi ne konuşsak ne konuşmasak sizinle, hakikaten özellikle şeyi çok merak ediyorum. Biz program arasında konuştuk ya, dediniz ki süt içilmesini kesinlikle istemiyorum. Şu sağlıklı su, sağlıklı besinler, sağlıklı beslenme ve bizim 13 dakikamız kalmış, böyle hepsini tamam, konuşabilsek. Kısmen, evet. Sütü öncelikle bir konuşalım mı? Sütü çocuklar içsin dediniz. Mesela insan vücudu için 3 tane beyaz uygun değil. Un, tuz, şeker. Un, tuz, şeker değil mi ödüyorsunuz? Un evet. Ve şeker doğru. Üçüncüsü? O zaman süt. 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 Evet, hakikaten. Şimdi bu biraz çok kişi garipsecek. Doktor arkadaşlar da belki bana kızacaktır. Ama bu benim ve ispatlanmış bir bilgi. Doğru bir bilgi. Tuz. Tuz için öyle tehlikeyi düşünmüyoruz. Tuzdaki gerçek doğal tuzsa, işlenmemiş, rafine edilmemiş tuzsa, mesela birçok yere tuz çıkar. Mesela ben oradan getirtirim. O tuzsa sıkıntı yok. Tuz içinde mineral de var. Bir tek tuz, bildiğimiz tuz değil. Mineral de var. Onlar çok faydalı. Ama en tuzun yerine artık süt var. Süt çok zararlı. Süt kimin için? Bebekler için. 2 yaşına kadar olan herkes için. 2 yaşından sonra sütün anlamı yok. Sütten bahsediyoruz. Yani süt ürünlerini bahsetmiyoruz. Onu belirteyim ben size. Süt ürünleri farklı. Süt öyle. Sütün gerçekten çok zararı var. Süt artık kimse şey yapmıyor, tavsiye etmiyor. Onu belirtmeyen, daha doğrusu tamamlayıcı tıpla uğraşanlar, bütüncül tıpla yaklaşanlar bu olaya kesin tavsiye etmiyorlar. Bize sütü tavsiye etmiyorum. Ben sana hiçbir zaman süt tavsiye etmiyorum. Zaten yaptığım bu çalışmaların çoğunda süt uygun çıkmıyor. Revikuant için söylüyorum. Revikuant'ta hem inek sütüne bakıyoruz hem keçi sütüne bakıyoruz. İkisi de iyi çıkmıyor. Çıkarsa daha hani çıkması gerekirse şey çıkar, keçi sütü çıkar. İnek sütü hiç iyi çıkmıyor. Bir sürü insan tanırız, inek sütü alerjisi olan bir sürü insan tanırız değil mi? Bir sürü duymuşsunuz, etrafınızda vardır. Evet. Onun için süt tavsiye etmiyorum ama sütün mayalanmış hali veya sütün değiştirilmiş hali olan yoğurt olabilir, kefir peynir, olabilir. Kefir, en kıymetli kefir tabii. Kefir tamamen bir prebiyotiktir. Prebiyotik deposudur. Prebiyotik demek, probiyotikleri besleyen şey demek, madde demek. O bahsediler için çok kıymetli. Dolayısıyla ben sütü tavsiye, çok tavsiye etmiyorum. Süt ürünlerini tavsiye ediyorum ama süt ürünleri de bitkisel ürünlerle %50 olmak şartıyla tavsiye ediyorum. Mesela hayvansal proteinler, hayvansal ürünleri çok tavsiye etmiyoruz biz. Çünkü hayvansal ürünlerde şey vardır, ürik asit vardır. Ürik asit de vücudun asit miktarını arttırdığından dolayı cilt bozukluğu, kas eklem ağrıları, işte beyinde unutkanlık gibi şeylere, olaylara sebep olabiliyor. Su için derken işte bu asit miktarı azalsın, vücudan atılsın diye insanın bol su içmesini isteriz. Onun için dikkat. Madem suya geldik, özellikle hocam dediniz ya, ben notumu almıştım. Sağlıklı su dediniz. Sağlıklı su, şimdi doğru su. Sağlıklı su dediğimiz, benim aklıma pH değeri yüksek olan, belki 7,5'un üstünde, özellikle kısmen, 8 tabii, kısmen doğru diye düşündüm. Doğru, onun dışında doğru. Sağlıklı su ne olabilir mesela hocam? Mesela sağlıklı su piyasada ne var? Mesela makrolog demiyorum. Evet. Mesela damacana mı, pet şişe mi, musluk mu, mesela ne var? Sizce en sağlıklı hangisi? Ya bu Sıkaladan mı? Evet, mesela pet diyebilirsiniz, pet şişe diyebilirsiniz, değil mi mesela? Onların hocam istiflenmesi, saklanması çok güneş altında kalıyorlar pet, aslında. Pet şişe konan suyun içme süresi 7 saat. 7 saat geçiyorsa o artık sudan çıkıyor. Aklınızda bulunsun, 7 saat geçiyorsa. Ki o şişeler 1 yıllık değil mi? 1 yıllık şey yapılıyor. Kullanma tarihi 1 yıllık. 7 aysa o petler, bilginiz olsun. En güzel su doğal kaynak suyu. Doğal kaynak suyu yoksa su arıtma cihazıyla hazırlanan su. Kendimiz evde hazırladığımız su arıtma cihazıyla yaptığımız su. İkinci sırada bu suyu içmek lazım. Bir de suyu taze hemen doldurup içmek lazım. Mesela bazıları der ya, dinlenmiş su içelim. Alın bir de dinlensin, öyle içelim. Yok öyle bir şey. Dinlenmiş su olmaz. Dinlenmiş su ölmüş sudur, ölü sudur. Canlı su değildir. Canlı su içmek gerekiyor. Bir de suyu hangi kaplarda içmek gerekiyor? Cam diye düşünün. Cam veya toprak.
İşin aslı o. Mesela biz plastikte şurada bir sürü şey içiyoruz, su içiyoruz. Bunlar hep yanlış sular. Oktay Hocam, şimdi bizim zayıflama, kadınların çoğunun zayıflama serüveni vardır. Bir evet, geçmişimiz evet, vardır. Evet. Ve özellikle suyu alkali hale getirin. İşte özellikle bir aralar İngiliz karbonatı çok popülerdi. Evet. Şu suyun alkali hale gelmesi diye bir kavram var mıdır? Var, nedir bu? Var ama ne yapıyor bizimkiler? Sabahtan mesela suyu alkali hale getiriyor. Gece yarısı bile onu içiyor. Yok, o bir iki saat onun etkisi bitiyor zaten. pH'leri çok hızlı düşüyor. Astik hale geliyor. Öyle su üzerinde yazdığı gibi pH hep orada kalmıyor. Yok öyle bir ölçün, öyle değil o. Veya sabahtan hazırlarsınız, onu öyle taze yapacaksınız. Bu bitkisel çay gibidir. Ben zaten fitoterapi uzmanıyım. Mesela bitkisel çayların insanların yanlış azaldığını görüyorum. Mesela en güzel bitkisel çay şöyle azalır. Mesela 10-15 dakika su kaynayacak. Çaydanlıkta onu cam bir çay demleyeceksiniz. Ve 15 dakika sonra hemen içeceksiniz. İlk 15 dakikada tüketmiş olacaksınız. İlk 15 dakika bekliyorsunuz, 15 dakika sonraki 15 ile 30 dakika arasında içeceksiniz. 30 dakika sonra kalan çaylar bitki çayı olmuyor. Onlar farklı bir çay oluyor. Oktay'cığım, gerçekten zayıflatan bir çay var mıdır? Efendim, çaylar var tabii ki ama zayıflama olayı bir bütündür. Ben hep bunu söyledim, zayıflama olayı bir çaya bırakacak kadar basit bir olay değil. Zayıflama olayı bir tek diyetisyenin olacak kadar basit bir olay değil. Zayıflama olayını hiçbir şey bırakamaz, yani kombine bir olaydır. Zayıflamaya doğru besleneceksin. Sağlıklı besleyeceksin, az tüketmek lazım, bol su içmek lazım, yürüyüş yapmak lazım. Öyle hani ben işte şey diyetisine gidiyorum, işte şöyle yapayım, zayıfım, yok öyle bir şey. Veya işte bir şey, çay içiyorum veya bu ilacı aldım, bu ilacı aldıktan sonra ne kadar yersen ye diyorlar. Hiç kilo almasın diyor, yok öyle bir şey. Bir kombine, bir bütün olaydır. İşte ben o cihazla mesela sağlıklı zayıflamak isteyenlere, doğru zayıflamak isteyenlere mesela diyorum ki bunlar bak senin için toksikmiş, bunlar senin için zararlıymış. Bunlar sen bu mesela cevizi örneğin, ceviz veriyorum örnek, sen çok seviyor olabilirsin. Çok vitamin de olabilir. Çok tüketiyor olabilirsin ama senin için uygun değil diyorum mesela. Bu senin zayıflamanı engeller mesela diyorum. Oktay Hocam, aklıma şey geldi. Şu ara şey diyetler çok popüler. Kan gruplarına göre. İşte diyelim ki A'lar şunu yemesinler, şundan uzak dursunlar, sıfırlar şöyle. Onlar doğru mu sizce? Onu ben de okuyorum ama ben kısmen tıbbi şeyini bilmiyorum açıkçası ben size. Ama mesela şey bir dönem kan grubunda koronavirüs tutmaz evet, mevzusu vardı. Ben de o zaman hep derdim mesela kan grubundan ziyade doku grubuna göre koronavirüs tutar tutmaz. Hocam bazı ailelerde çok ölüm oldu mesela koronada. Diyorum, evet, öyle mesela diyorum. Mesela işte karı koca birinde korona oluyor, diğerinde olmuyor. Çocuklarda olmuyor. Niye olmuyor mesela? Şey, kan grupları aynı. Kan grubundan ziyade doku grup. Bazı doku gruplarını mesela virüs tutmuyor. Koronavirüs gibi oldu. Hani bazı kan grubundan diyetleri bazı olabilir mi? Onu çok bilmiyorum ben. Evet. İyi akşamlar Melisa Hanım. Oktay Bey'e sorar mısınız? Dün başlayan çok şiddetli boyun ağrım oluştu. Boyunun sol tarafından gırtlağın altına doğru uzanan damar galiba. Sebebini ve çare olarak tavsiyesi ne olur demiş. Çok geçmiş olsun. Bizim insanlar sinir lifini damar olarak anlarız. Hep derler damar üstüne atlı derler. Bilmem nedir. Hep damar olarak şey yaparlar sinir liflerini. O, muhtemelen oradaki bir gerginlik, ani hareket, yanlış hareket, soğuk sıcak dengesi, herhangi birine bağlı bir sinirsel kasılma olmuştur. Bunlar çok zor değil. Bunlar basit şeyler, hastalıklar. Ve ben bu tür hastalara mesela en basit bir iğne ile yaptığında hastanın çok ciddi rahatladığını, boynunun açıldığını, etrafına bakabildiğini, ağrıların geçtiğini görüyoruz. Evet. Oktay Hocam, bizim kaç dakikamız kalmış? 6 dakikamız kalmış. Şimdi sağlıklı beslenmeyi bence konuşalım. Sağlıklı besinleri de içine alarak. Özellikle sağlıklı besinler deyince aklımıza nedense ilk meyveler gelir. Onlar böyle şeydir, risksizdir, masumdur, vitamin, mineral deposudur şeklinde gelir. Öyle düşünmüyorum. Mesela biz eskiden evlerde mesela değil mi tabak tabak leğen leğen meyveler ye. Peki ne kadar çok meyve yersen o kadar çok faydalı olduğunu zannediyorduk. Hiç alakası yok. Meyvede bundan mesela C vitamini alındığı gibi atılıyor. Sadece insana 500 mg faydalı oluyor. Diğer kısmı direkt idrarına atılıyor. Hiçbir faydası yok. Artı bir takım asidik meyveler var. Asidik meyveler bizim için uygun değil. İnsan vücudu için iyi uygun değil. Asidik meyveler vücudun asit seviyesini arttırdığı zaman hep aynı şeyle gelip aynı yerlere diz ağrıları, kronik vücut ağrıları, unutkanlıklar, geçmeyen baş ağrıları sebep olabiliyor. Bir de meyveyi doğru tüketmek lazım. Biz meyve bir kere mevsimde olacak. Kışın çilek yemeyeceksiniz. Kışın karpuz yemeyeceksiniz yani. Bir de günlük mesela ya o gün bir portakalsa bir portakal. Ya iki portakal olmasın. Veya işte yanında elma olmasın. Bir meyve tek yiyeceksiniz. Ya da bir musla bir muz yiyeceksiniz. Ertesi güne bırakın diğer yiyeceğiniz bir şeyi.
bir günde yani böyle bir de oturuşta iki tane meyve, üç tane meyve tabağı hazırlamanın hiçbir manası, mantığı yok. Bu ben de son birkaç yılda öğrendiğim hakikaten çok kıymetli bir bilgi. Biz eskiden ne kadar çok meyve o kadar çok vitamin zannederdik. Değil. Ama hocam yani o servis sunumlarımızın içerisinde portakal ve elma yan yana, portakal, mandalina, elma var, mandalina, nar oluyor bazen, işte muz oluyor. Uygun değil. Yani günde bir tanesini tercih etmek o durumundayız. Kadar. Oktay hocam, asitli meyve mi dediniz? Evet, asitli meyve uygun değil. Mesela bir sürü elma var. O ekşi, yakan asitlik. Mesela elmalar uygun değil. O çünkü vücuda asidi arttırdığı zaman o hayvansal ürünler gibi asidi arttırırsa birçok hastalığa sebep olabiliyor. Ama şöyle bir de kanaat de vardır. Ben de size teyit ettireyim Oktay hocam. Özellikle ekşi meyveler, ekşi ürünlerin karaciğeri temizlediği söylenir. Böyle bir bilgi vardı ama. Onu çok bilmiyorum. Mesela limon mesela asidik midir, bazik midir? Limon değil mi? Asidik. Ama vücuda girince bazik olur. Mesela limon da mesela o grupta asidik meyve grubu ama limon vücuda girince bazik hale dönebiliyor. Dolayısıyla vücuda asit olarak kalmaya devam ediyorsa çok tüketmemek lazım. Bir de ben şeye çok karşıyım, mesela insanların hamur ürünleri ve tat tüketmesine karşıyım. Hamur ürünleri de işte bu Revikuant'tan sonra yaptığım tetkikler de insan çoğunun hamur ürünlerine, her türlü hamur ürününe toleransının olduğu, dokunduğunu anladım. Dolayısıyla insanlar çok hamur ürünü tüketmesini istemiyorum. Çok tatlı tüketmesini istemiyorum. Onu da belirteyim. O biraz zor. Oktay'cığım az bir vaktim kalmış. Kişi zayıflamak istiyorsa bir kere hamurdan ve tattan uzak dursun bir kere. Bunun yanında mesela doğal yağsa çok tüketsin diyorum mesela. Bazı insanlar da ki yağ tüketmeyin derler mesela bazen. Doğal yağsa, doğal yağ dediğimiz işte doğal köy tereyağı veya işte soğuk sıkım zeytinyağıysa sınırsız tüketebilirsiniz. İstediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Evet. Oktay hocam, seyircime şunu söyleyeyim. Oktay hocama özel olarak attığınız mesajı ben kendisine program sonrası ileteceğim. Oktay hocama okutacağım mesajı, öyle söyleyeyim size. Selamlarımı yollayayım. Diğer bir mesajım şöyle. Az bir vaktim kalmış. Sigara içenlerde koronavirüs olmuyormuş. Oktay Bey bir açıklama yapabilir mi demiş bir seyircimiz. Oktay evet. Hocam. Şimdi bu konu evet çok bildiğim, çok konuştuğum bir konu ama hekim olarak yapayım mı bilmiyorum. Birkaç cümle kurayım mı hekim olarak bilmiyorum ama hani şöyle kısmen doğru. Onu belirteyim. Ama bu hani insan sigara başlayan anlamına gelmiyor. Etrafımda gördüğümüz yapılan çalışmalarda evet sigarayla koronavirüsünde bir zıtlık var. Çok doğru. Ama hani hekim olarak bunun üstüne ne kadar söylemek doğru bilmiyorum ama hatta bununla ilgili de yayın yapılmış. Ama sonra Dünya Sağlık Örgütü o yayını geri çektirdi. İnsan sigara alışmasın diye, sigara meyillenmesin diye. Kısmen doğru ve evet, sigarayla koronavirüsün şeye bağlandığı, aynı yere bağlandığı ve sigaranın koronavirüsü engellediği konusunda görüşler var. Ben de bunu konuda bir takım fikirlerim var. Ama bu insanlar hani sigaraya başlasın anlamına gelmiyor tabii ki. Bu biraz hassas bir konu. Evet, bu konuyu çok evet, biraz evet, geçelim hocam. Evet, hassas bir konu. Bir seyircimiz de şöyle demiş, uykusuzluk için ne önerirsiniz hocam? Teşekkür ederim, evet, selamlar olsun. Uykusuzluk da bizim başımızın belası olan hastalıklardan biri. Bize de çok sık gelir. Bu son zamanlarda evet, uykusuzlukla ilgili şikayetler çok özellikle bu pandemi dönemlerinden sonra daha çok arttı. Kişi kaliteli uyku uyuyamıyorsa ertesi günü haram oluyor. Ertesi günü hakikaten çok ciddi, çok sıkıntılarına baş başa çekiyor. Baş ağrıları oluyor, algı bozukluğu oluyor. Hiçbir şeyden bir şey anlamıyor. Hayatı kabusa dönüyor. Uykuyla ilgili benim bir takım yaptığım tedaviler mevcut. Biz uykuyla ilgili bu hastalara nöral terapi, ozon yapmaktayız. Veya bitkisel olan, yan etkisi olmayan ilaçlar tavsiye etmekteyim. Kişi muhakkak uykusunu almalı, uyku alamıyorsa sıkıntı. Hocam sadece 30 saniyelik. Hocama ve sizlere selamlar. Nöral terapi hakkında bilgi alabilir miyim? Sadece 30 saniyemiz var. Akupunktur noktalarına ilaçlı iğne, bitkisel iğne. Sadece bu kadar diyeyim. Ve çok ciddi etkisi var. Etkisi özellikle hocam hangi çok fazla hastalıklardaydı? Özellikle ağrılar üzerine, her türlü ağrı üzerine. Her türlü ağrı evet, üstünde etkili dediniz. Hocam çok teşekkür ederim ama yetiştiremedik. Daha size soracağım çok şey vardı ama ekleyeceğimiz, değinmek istediğiniz son bir cümle. Yok şu an çok bir şey bahsetmeyeyim fazla. Sadece bu temsil cihazıyla ilgili çok şey söyledik. Çok şey söylenecek bir cihaz. Elazığ için çok ciddi bir sağlık kazancıdır. Ve ağrısız, ucuz, kansız bir tedavi yöntemi. Geçsin hakkında kişinin ağrıları geçmiyorsa, bir takım bahsettiğim o sıkıntıları devam ediyorsa gelebilirler. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim Oktay hocam. Gerçekten çok keyifliydi. Şahsınıza münhasır yapınız var. Seyircilerimize de bu aksetti. Değerli seyirciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.